Online Spor'dan hepinize iyi akşamlar sevgili seyirciler. Yaklaşık bir aylık aranın ardından yeniden birlikteyiz. Spor Toto 2. Lig'de 2. yarı başladı. Temsilcimiz İnegöl Spor maalesef Bayburt deplasmanında 2. yarıyı mağlubiyette açtı. İlk yarının son dakikalarında gelen golle İnegöl Spor sağdan 1-0 mağlup ayrıldı. Devre arasındaki birçok transfer Bayburt karşısında sahne aldı ve bu maçın ardından flaş bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Taşkın Güngör'le İnegöl Spor yollarını ayırdı. Metin abi hoş geldin. Bayburtlar. Hoş bulduk. Evet Metin abi, mağlubiyet hocayla yolların ayrılması aslında ikinci yarının ilk haftası İnegöl Spor için sancılı başladı. Bu kadar transfere rağmen ligin dibine demir atan iki takımdan biri Bayburt'a kaybettik maalesef. Onları da lige tutundurduk diyebiliriz, umutlandırdık. Aramızdaki puan farkı 3'e düştü İnegöl Spor. Küme düşme hattında devam ediyor. 15-12 oldu puanlar. Tabii üstümüzdeki takımların da birçoğunun puan alamaması tek tesellimiz olabilir. Maçın hemen ardından bugüne baktığımızda Taşkın Güngör'le yollarına ayrıldığını görüyoruz. Maçla başlayalım. Çok kötü bir zemin, soğuk bir hava. Maalesef mağlubiyet. Yeni transferlere rağmen İnegöl Spor puanslardı. Neler söyleyeceksin? Evet şimdi... Senin de anlattığın maç. Bayburt karşısında İnegöl Spor için veya İnegöl karşısında Bayburt'un bu maçın neler ifade ettiğini pek anlatmaya gerek yok evet. Zaten. İki takım açısından hayata, lige tutunma anlamında çok önemli bir 90 dakikaydı. Buradan şunun altını çizelim. Yani federasyon 3 puanlık silme cezasını verdi takımlara ama baktım Bayburt puanı yine 9'du, silinmedi. Yine öteki Menemen ve Soma'nın puanlara silinmişti. Onlara da herhangi bir... Tescillenmedi, itirazlar var. O biraz onlara umut vermiş işin açıkçası. Bayburt'u buradan şöyle tebrik edelim. Bir kere iki tane Nazilli'den oyuncu almış. İkisi de verimliydi. Yine üç tane de yanılmıyorsam bir kaleci üçüncülükten almış. İki tane de ilk 11'de oynayan oyuncu almış. Yine Muş Spor'dan baktım orada görebildiğim kadarıyla. Şimdi tamamen böyle bir yarım yamalak takviyeyle kadroya, lige daha doğrusu ikinci yarıya hazırlanmış. Enteresan olan şu, şimdi kulüpler anlaştığı oyuncuları boy boy paylaşırken, boy boy bunun haberleri yaparken Bayburt bunu iyi gizlemiş. Yani bir strateji izlemişler, strateji yapmışlar. Kimse Bayburt'un bu denli, istekli, arzulu maça çıkacağını tahmin etmedi. Ne olabilirdi mesela? Bayburt, yani kimse yanlış anlamasın, küçük bir ilimiz. Medyası, basınla İnegöl'e nazaran çok daha az aktif olduğu için duyulmadı. Olabilir. Buradaki fitneciler orada yoktur. O da onun da şeyi vardır. Fitne burada, fücur burada çok. Tabii fitne fücur buranın anayasa birinci kuralı gibi oldu. Şimdi bunu söylememişler. Kimse bunun işini açıkçası bilmiyor. Biz bile giderken 3 atarız, 5 atarız. Herkes o modda gitti. Oyuncuların morali ona göreydi, kendilerine göre. Sanki maçı kazanmışlar da öylesine gidiyorlar havasındaydı. İşte bir algı olarak da yanlış, mahsustan Bayburt'u ligin düştüğü ilk takım olduğunu ilan ederek, lanse ederek İnegöl Spor'la bir anlamda gardını düşürmüşler gibi. Şimdi maça dönecek olursak akşam yağan kar sahada 10 santimlik bir kar tabakası oluşturdu. Görevler çok iyi çalışma sonrasında bunu temizlediler, yaptılar. Ardından da saha oynanacak hale geldi. Sonrasında maçın başlamasına yarım saat kala bir sürede sahaya çıktım. Ben bile yani bu arada futbol işi burada böyle oynanır, şöyle oynanır. Şimdi şunu soracağım Metin abi sana. Geçen sene Bayburt'taki maçı sen gittin, biz buradan izledik. Saha yine aynıydı. Yok şimdi orada normaldi. Şimdi yok. Kar temizlendi. Yine çim yoktu. Bak o sorun değil. Sorun olan buz var. Buz, duramıyorsun tamam ayakta. Tamam da çim olmayan bir sahaya nasıl maç veriyorsun? Ya o ayrı. O ayrı. Bizim geçen sene bunu konuşmadık çünkü kazandık. Geçen sene bunu dedin mi çim olmadı ya sahada nasıl maç aldık diye. Yenildik. Yani kazanınca kesin. Mazeret bulmadık geçen şimdi, sene. Şimdi saha inanılmaz kötüydü. Ayakta duramıyorduk. Oyuncuların ayakkabıları, kramponları ona göreydi. Oyuncular maçın havasına girmişler. Maç kazandık moduna girmişler. İlk 11'e baktığımız zaman ilk yarıdan 8 tane oyuncu yoktu. Yeni oyunculara 8 oyuncu ilk 11'i başladı. Tabii öyle bir maç izledik ki sahanın en iyisi kaleci Gökhan'dı. Yani kalecinin en önce, en ön planda olduğu maç sence nasıldır?
Sen kötüsündür, rakip çok iyidir. Rakip iyidir. Gelmiştir, şimdi, pozisyonu bulmuştur. Benim çok umut ettiğim oyuncular vardı. Mesela son maç Tarsus'ta deplasmanda oynadık, hatırlarsın. Sefa bizim aldığımız sağ bek. İnanılmaz bindirmeler evet. yaptı. Adeta orayı koridor yaptı. Golü de onun getirdiği yerden yedik. Dönelim yani. Bu maça. Ha. Şimdi dönelim bu maça. Hatta o maç sonunda formayı da yere koydu arkadaş. Tamam mı? Protesto. Protesto etti. Bu maçta yemin ediyorum yoklar. Üç kere gidiyor, yalandan üç kişinin arasına giriyor. Yani belli değil mi şimdi? Üç kişinin arasına girip sopa yiyeceğim belli değil mi kardeşim? Evet. Ama giriyorum. Tamam böyle. İnanılmaz hatalar yaptı. Arkada kardeşim yani hadi bir nebze Volkan Altunsoy, Erman ya ayakta duramadı. Yediğimiz gole baksana ya. Yanından top geçti böyle hamle yapamıyor yani. Ardından önde iki tane yılan gibi çocuk aldık dedik. Ön libero'da iki tane orta sahada biri Ali Akkuş öteki Uğur Utlu. Ulan dedik bunlar dedik bu orta sahaya hallaç pamuğu yaparlar. Allah'ım alıyor ya adama desen ki bak desen ki bu topu al rakibe at yapamaz o kadar ya. Ya bakmadı bakarak adama top atıyorlar ya. Ondan sonra kanatları konuşmaya gerek yok. Al birini vur ötekine. Santrafor zaten zorakiliğinden Alperen Pak oynadı. Ona da ne istediği toplar gelebildi ne de o da istediği pozisyonlara girebildi. Ama maçın ikinci yarısında değişiklikler olduktan sonra yani biraz daha İnegöspor'un istekli olduğunu, rakip yer alanda, rakibi kendi yer alanda hapsettiği dakikalar oldu. Hatta 4 tane de pozisyonumuz var. Onu da söyleyelim ki o pozisyonlarda rakipler bulunca atıyorlar. Nedense bize gelince ya çerçevenin dışına gidiyor ya çemberin üstüne gidiyor. Yani bir tekilde o 7 metrelik şeyi tutturamıyoruz. O da ayrı bir şey. Tutturamayanlar da çok enteresan. Ayakları çok iyi olan oyuncular. Orada farklı bir durum oluyor. Yani şanssızlığımız oluyor. Şimdi bütün bunlar olunca da ne oluyor kardeşim? Bayburt'u dirençli hale getiriyorsun. Öldü denilen, gitti denilen, düştü denilen camiayı hareketlendiriyorsun. Ve ondan sonra da yerden yatmıyor, kalkmıyor. Ayağında kramp var. Kaleci 15 kere yere düştü. Öteki işte ayağında çekme var. Birinde adalede durma var. Ne varsa var işte. Lay lay lon bir maç oldu. Bu maçı futbolcuya yazarım kardeşim. Evet. Neden? O kramponları giyeceksin oradan bu maç. Çünkü ben bunu dedim ki teknik heyet buna nasıl önlem almaz? Tamam onun da suçu var. Teknik heyetimizin de suçu var. Yok kimi giyemiyormuş, kiminin ayakkabısı yokmuş. Beni ilgilendirmez kardeşim. Masada otururken 1.5'tan kapıyı açıyorsun ya. 1.200 oynuyorum, 1.300 oynuyorum diyorsun ya. O maçta da ona göre giyeceksin. Tamam mı? Giymemişler kardeşim. Demişler uyarı. Geçen hafta antrenmanda Bayburt'ta oynayan bir oyuncuyla görüşülmüş. Demiş ki bak hocam Taşkın Hoca'ya da söylemişler. Hocam yardımcı antrenörü de. Bak orası enteresan yer. Kar yağmasa bile buz. Sağda buz. Bak bunu mesela o bölgede çalışan, o bölgede oynayan oyuncular hepsi bilir mesela. Ayakta duramazsın kardeşim ayakta. Yani zaten de duramadık. İzle yani böyle giderken lap diye bir düşüyor. Yani hani yeni paten kayan çocuklar düşüyorlar diye. Aynen böyle. Ondan sonra başarısız yani bu maçın mağlubiyetinde teknik heyete bundan yazalım. Şimdi gelelim teknik heyetinin sürdüğü kadroya. Kardeşim teknik heyet kalede Gökhan'ı sürdü. Bana göre 10 numara bir tercih. Zaten, İyi maç çıkarttı. Zaten gördük. 2 numara şimdi döndük sağ beke Sefa'yı koydu. Kimi koyacaktı? Tarsus'tan gelen bir oyuncu. Bu liglerin en iyi sağ beklerinden biri. Kimi koyacaktı? Yunus Emre Duyan var şimdi. Hadi Yusuf Ziya Gümüş var. Hadi aslında mevkisi onun da orası. Söyle bakalım kimi koyacaktı orada? Doğru yaptı. Stoper'de iki tane Erman ve Volkan gibi bu ligin ağası babası modunda iki stoper var. Onları koydu. Kimse bir şey diyebilir mi? Diyemedi. Sola Orhan'ı koydu. Ben kendisine maçtan önce dedim hocam Gökhan Meral olmaz mı filan. Ama dedi ki son 4 hafta Orhan çok iyiydi. Hatırla. Şimdi onu kesip onunla başlasan haksızlık olmaz mı? Olur. Normal onunla. Hadi duygusal yer yok benim kafamda bu işte ama yani su götürür tabii. Önde Ali Akkuş'la Uğur Utlu'yla başlayacak. Var mı itirazın onlarla başlanmaması mı gerekiyordu? Yok. Şimdi diyorlar o Ali Akkuş o pas hataları, o top kayıplarını yapınca ya ben Yılmaz'la başlardım. Çünkü Yılmaz girdi biraz hareketlendirdi. Yılmaz biraz tecrübesini konuşturdu. O doğru olabilir. Bu böyledir. Kanatlarda Metin Can'la Ersel'i koydu. Bahadır'ı Alperen'in yanına, arkasına monte etti. Şimdi bu kadroya bakalım kardeşim. Kim ne diyebilir? Bu kadroyla çıkılmaz mı yani? Bu kadroyla çıkılır. Ya zaten 52 oyuncular belli. Şimdi sonra oyuna girenler mesela Gökhan Meral, ondan sonra Yılmaz Özeren 3 değişiklik birden oldu. Hakan Demirci.
Bunlar biraz İnegospor'a vitesini arttırdılar. Böyle olunca da insanlar diyor ki ya bununla başlayabilir miydi, şununla başlayabilir miydi? Ya kimle başlarsan başla. Ayakta kalamadın mı, mücadele edemedin mi? Tamam mı? Karşıdaki takımda senin son şans olarak son çıkış tüneli ışığını görürse senin gibi rakibi, bu böyle olur yani. Normalde bugün maç bitti, ertesi gün deseler ki arkadaşlar kural ihlali var, bu maç bir daha oynanacak dese valla 3-0 İnegospor rahat alır. Neden? Çünkü bir gün öncesini görecekler. Evet, yorumlara bir okuyalım Metin abi, sonra devam edelim. Selim Bilgi'yle hayırlı akşamlar, iyi yayınlar demiş. Teşekkür edelim, hayırlı akşamlar. İsmail Çelik, hayırlı yayınlar. Yılmaz Bayramoğlu, Bahadır Niyazi ve Orhan Aktaş. Sizce kalmalı mı? Kalacaklar. Kaldılar zaten. Kadir Işık, İnegospor forvet transferi yapacak mı? Sanmıyorum ama olabilir. Yok, arıyorlar. Sanmıyorum ama olabilir. Olabilir. Oğuz Erdem, iyi yayınlar İsmail abi. Neden siyah giyindiniz? Matem mi var anlamadım demiş. Öyle denk gelmiş. Kim siyah? Oğuz bu lacivert gözüm. Olsun. Ermeç'i de bu arada aradık, onu da söyleyelim. Ermeç, Ersel yoksa... Mustafa Can, kaptanlık Bahadır'dan alınması lazım. Ruh gibi itiraz yapmıyor hakeme. Erdoğan Bademir, Metin Aydın seni çok üzgün görüyorum. Nedeni hocanın gitmesi mi demiş. Ben geçen hafta da üzgündüm Erdoğan abi. Sen de galiba bu hafta izledin sağ olun. İsmail Selik, hoca kim geliyor açıklar mısınız? Serdar Bozkurt. Celal Şahin, Metin abi maçın suçlusu kim demiş. Ferdi Tayfur. Mustafa Can, maçın adamı Gökhan kesinlikle. İsmail Çelik bak ne demiş. Fitne fücur var diyorsun, kim yapıyor açıkla demiş. İnterneti takip et anlarsın. Kim demiş onu? İsmail Çelik. İsmail Çelik, fitne, interneti takip et. Gir Facebook'a, sosyal medyada anla kimin olduğunu. Gökhan Çelik, 2 hafta var gelecek hoca için. Olsun, topçu için iyi, inşallah gelecek olan hoca takıma uyum sağlar demiş. Evet. Mecbur sağlaması lazım. Oğuz'da Taşkın hocamı orada yollasaydılar keşke. Bayburt'tan Rize'ye yakın, buradan uzak. Bedava bilet parası demiş. Sinan Güneş, Serdar Bozkurt facia olur demiş. Evet, yorumlar bu şekilde devam edelim Metin abi. Şimdi hoca konusuna mı geliyoruz? Yok, oyunu mu? Oyunu, maçı bitirelim. Hoca Ermeç'in olmayışı tam Ermeç'lik bir maçtı diyoruz. Ağır, kuvvetli, ağır zeminlerin oyuncusu. Ermeç'in olmayışı bizim için bir handikaptı. Cezalıydı değil mi Ermeç? Yani cezalıydı. Yani öyle bir şey ki her maç bu sene özellikle... Geçen sezon da galiba ikinci yarının ilk maçına cezalıydı. Yani ilk yarının önündeki maçlarda da baktığım zaman işte Bursa maçını konuştuk, Soma maçını konuştuk. Ardından burada yine Afyon maçını konuştuk. Evet. Puan kaybettiğim maçlar hep Ermeç'i aradık yani. Bu aslında santrafor özelliğinde ve santrafordan bana göre biraz daha fazlası olan bir oyuncu olduğu için Ermeç'i hep aradık. Olması gereken bir oyuncu. Yani nedir biliyor musun? Kulübenin sonra 20 dakika soksan bile dersin ki bir şey yapabilir, bir şey yapacak, kurtarabilir diyebileceğim bir oyuncu. Ersel'i de çok aradık alternatif anlamında. Onda sakatlığı vardı ama cezalıydı. Furkan dönemedi. Furkan'ı şimdi yani aslında Furkan'lık bir şey de yok. Yani alındığı yine de orta sahada, orta sahada iyi oyuncu. Bak, bank oynar Metin abi öyle deme. Şimdi bak ben senin ilk yarıdaki Nazilli maçında oynayan Furkan, sonra Bursa maçından sonra bir daha kendisi sakatlandı oynayamadı. Bursa'yı da sayma. Nazilli maçına kadar oynayan Furkan'la bir kere bundan sonra oynayacak Furkan'la dağlar kadar fark var. Onu da bir hayal etme yani eski Furkan olacak diye. Tamam, ondan ürkek girecek topa. O kadar koşmayacak. O kadar mücadele vermeyecek. Orası normal. Şimdi, ya, çocuk aylardır diyebilir, sakat. Ya, diyebilir onu. O da nasıl sakatlandı onu da anlamadım ben. Yani o da ayrı bir muamma. Darbeli bir sakatlık değildi benim bildiğim. Şimdi Bayburt maçı bana göre az önce söylediğim gibi zemini, doğayı ciddiye almamanın bedelini ödedik. Bedelini ödedik. İkincisi, tamam mı? Ona baskı yapmayan teknik heyetin, oyunculara baskı yapmayan, zorla oynayacaksınız. Bir de ben şunu öğrendim. Ben sandım ki kramponları kulüp alıyor. Yok arkadaş, kulüplerin öyle bir zorunluluğu yokmuş. Oyuncular almak zorundaymış kramponları. E şimdi sen o paralar alıyorsan bir de kramponu da mı düşüneceğiz yani? Vidasını mı düşüneceğiz? Getirdin mi getirmedin mi? Taktın mı takmadın mı ya? Dedik yani. Bak zemin ben bile bir yani gördüm anladım. Burada dedim yürünmez, mücadele verilmez ama sonuçta hem oyunculara hem teknik heyete yazılan bir mağlubiyetti. Ve bunun akabinde de nedir bu? Bu mağlubiyet sonrasında da bizim biraz daha... işin içine biraz daha stres, sıkıntının girdiğini söyleyebiliriz. Ha, dünyanın sonu mu değil. Ben bu kadronun bir kere buralarda duracağını hiç ihtimal veren birisi değil. Ama bu mağlubiyet az önce söylediğim gibi hocayla beraber bana göre az sonra konuşacağız.
çok farklı şeylere de götürdü. Evet, şunu söyleyebiliriz ama Bayburt İnegöl için nokta atışı maçlardan biriydi mesela. Bu maça kesinlikle 3 puan yazıyoruz. Ya şimdi hafta Erzincan'a gidiyoruz, 5 yiyecekler. Kim? Bayburt hafta Erzincan'a gidiyor, 5 yiyecek. Ama bizim için mutlaka almamız gereken bir maç. Ya bizim mutlaka almamız gereken maç. Ama bak İsmail, futbolda şu var. Bak bu maçı veriyorsan Erzincan'ı alacaksın. Erzincan'ı alamıyorsan atıyorum almalısın. Bu maçı mağlubiyetini hiç kimsenin beklemediği bir galibiyetle karşılandıracaksın ki. Yani bunun alternatifi buydu. Başka türlü bir çaresi yok. Yani Bayburt'a yeniliyorsan ondan sonra kim oynuyorsan kardeşim işte deplasmanda Isparta'yı yeneceksin. Evet. Deplasmanda Nazilli'yi yeneceksin. Yenebilir mi bu takım? Yener. İçeride Menemen'i yendi. Yener, göreceğiz. Lazım. Göreceğiz, yener. Yener, Menemen. Menemen'i zaten içeride Menemen, Soma, Bursa, Sivas, Tarsus. Onları Cebellezi yapacağım bir kere. Cebellezi. Öyle hiç öyle oldu. Yağmur, kar yaptı. İşte güneş çıktı. Balçık oldu. Hava sıcaktı. Onları geç. Onları yok. Şöyle söyleyeyim. Ben de İnegölspor'un ilk yarın, ikinci yarının ortasında küme düşme hattıyla uzaktan yakından bir bağının kalmayacağını ben düşünüyorum. Ben de aynı görüşteyim. Ya şimdi... Bu kadro mümkün değil düşmez. Şimdi bu kadro bir kere sezon başı böyle bir kadro kursa yönetim kurulu. Herkes der ki direkt şampiyonla oynuyorsunuz der. Şu anda 20 bak, puan belki fazla almış olabilir. Ha. Ya 10 puan zaten kaleciler sattı, eksiğimiz var İsmail şimdi. Eleştirirken vicdanla eleştirelim kardeşim. Adamlar maçı verdik diyorlar. Bir de verdikleri parayı geri ödüyorlar. Yani suçluluk bu. Yönetim almış parayı. Buna rağmen onu konuşamıyor ki. Ya 10 puan gitti diyorum ya. Adam Nazilli'ye vermiş, Ankara'ya vermiş. Ondan sonra, ondan önce kimle oynadık? Esenler Erol. Hadi neyse zaten onu yenilebilirsin. Yani yine içeride Afyon maçını vermiş ve oynamış. Ahmet maçını oynamış kardeşim. Sen neyin hikayesini yaşıyorsun yani? Bir Bayburt mu sadece bizim? Bayburt'u saymıyorum bak. Hiç bunu Bayburt'u kale almıyorum yani. Demiyorum ki Bayburt maçı öyledir böyle. Bayburt'u kesin yenmemiz lazımdı. Ama Bayburt'a kadar bir devrede 10 puanlık bir satılmışlığımız var. Satılmışlığımız var abi. Evet, Gökhan Çelik, Bahattin Güneş ismi kulislerde geziniyor demiş. Sinan Güneş de inşallah Bahattin Güneş olur demiş. Mustafa Can, Ersel'in durumu nedir acaba? Ersel sıkıntım yok maalesef çok sık sakatlanıyor. En büyük problem o. Murat Başarır, İnegöl düşmez kesinlikle orta sıralara geliriz. Hoca çok kötüydü demiş. İlyas Çakmak iyi yayınlar, playoff oynar mıyız demiş. Yok, İnşallah. Yok, bana göre bu maçtan sonra playoff yok. Or düşmeyiz ama yani playoff şansımız da olmaz. Oğuz Erdem, bence Şaban Yıldırım suçlu dünkü mağlubiyette, ironi yapmış biraz. Fethi Dursun, kalede neden genç Emre Şeker oynamıyor? Neden oynamadığını dünkü maçta gördük. Doğru mu Metin abi? Kim oynuyor? Neden genç Emre Şeker kalede değil demiş de. Neden? Kim yazıyor onu? Kim söylüyor? Fethi Dursun. Ya Fethi Dursun, Emre Şeker bizim altyapımızdan çıkan bir oyuncu da şimdi biz onu buna avutacak halde değiliz. Tarsus maçında izledik. Çocuğun dünya kadar eksiği var. Yani ondan... Evet, devam edelim. İbrahim Uslu. Metin abi, şike varsa neden herkes susuyor? Garip değil mi? Bu memlekette doğru konuştuğunu suçlusun İbrahim'cim. Gökhan Çelik. Burada dürüstler sevilmiyor. Giden gitti. Bence artık önümüze bakmalıyız. Ne yapmalıyız? Kim gelmeli? Ömer Faruk Durmuş. Yeni gelecek hoca yönetimin son şansı olur demiş. Katılır mısın? Valla yönetim önümüzdeki senenin Mayıs'ında bitiyor. Neyse. Kanunen. Bu soruya geçmeden hoca konusuna geçelim. Evet. Taşkın Güngör'le yollar bugün ayrıldı. Daha yönetimden bir açıklama gelmedi ama ayrıldığını biliyoruz. Serdar Bozkurt'la temaslar var. Yönetimden... Taşkın Hoca'nın gönderilmesini doğru buluyor musun? Bir, ikinci yarının ilk maçı madem gönderilecekti hoca şu düşünebilir mi? Devre arasında gönderilseydi, kampı yeni gelen hoca yaptırsaydı gibi sorular var. Neler söylersin? Şimdi şunu söyleyelim. Şimdi bizim, ben Taşkın Güngör'ü severim. Taşkın Güngör'ün biz geçen haftalarda bize İnegöl'le ilgili yaptıklarını konuşunca insanlar başka başka hikayeler çıkarttı. Onun da cevabını vereceğim. Benim cevap vermeyeceğim hiçbir şey yok. Ben öyle dün öyleydim, bugün böyle yok. Bak Taşkın Hoca gitti. Babamın oğlu değil, yemek yediysem Allah şuradan kaldırmasın. Yemek yediysem. Metin abi yemedim diyorsa yememiş. Hayır, yemek yediysem Taşkın Hoca ile karşılıklı, bak diyorum ben. Yemek yediysem Taşkın Hoca, ben İzmir'de İstanbul'da orada şey evine giden gelen adamlardan değilim. Metin abi, evet. Bir ay önce tesislere gittiğimizde bir toplantı, hani altın forma tanıtım falan oldu ya. Biz orada Taşkın Hoca ile yan yana yemek yedik tesislerde. Bak ben yemedim bak. O sayılır mı? Bak düşün şimdi. Ya dışarıda da yemedim. Bak söylüyorum ben. Dışarıda değil, tesislerde yedik. Olanı bulanı söylüyorum. İnegöl'ü 27-28 senedir takip ediyorum. İnegöl'le ilgili o kadar yetersiz, o kadar yani kapasite dışında hocalar geldi ki ona rağmen benim sadece
İnegöl'le anlaşamadığım, bak kavga ettiğim bir Levent devrim vardı. Tamam mı? Şaban Hoca'yla da bir kavgamız, sıkıntımız yoktu ama Şaban Hoca zaten benimle ilgili değil. Bütün basını sevmiyordu, bütün taraftarları sevmiyordu. Şimdi geçelim. Bak, Celal Şahin bir çelenk yaptırmış. Programda lütfen dedi bunu gösterelim dedi. Taşkın. Neyle? Osmaniye'yle ilgili mi? Ben Celal Şahin 50 kere dedim ya. Sen Osmaniye Spor'la ilgili kardeşim. Yöneticisin, as başkansın orada. Gençler gücünden biri diyor mu? Taşkın Hoca'yla ilgili şimdi çelengi alacağız, buraya kızma. Şimdi... Sen Taşkın Hoca'yı çok seversin ama kızma. Bir saniye, yok şimdi şeye geçelim. Şeyle... Devam edelim. Hoca'yla ilgili devam edelim. Şimdi bir, Taşkın Hoca'yı ben severim, doğru. Ama Taşkın Hoca başarısızsa, Taşkın Hoca... Sence başarısız mı? Taşkın Hoca kardeşim Erzincan maçına kadar verilmeliydi. Erzincan'a yenildi mi veya o sıkıntılı kaldı mı Erzincan'ı göndermemiz gerekiyordu. Yani bunu onun altına çizmemiz gerekiyordu. Şimdi bunu söyleyelim biz. Gördün çelengi. Ya bırakın böyle boş işleri bırakın ya arkadaşlar. Bırakın yani boş işleri böyle. Göstermezse hayır. Celal çok kızar. Yayın sonunda gösterir. Bırakın abi, boş tamam, sen devam et. Yani. Sen devam et. Boş yerler yapmayın yani. Devam et. Ciddi ciddi program konuşuyoruz. Yani böyle şeyler yapmayın. Evet yapıyorsanız devam edelim Metin abi. Erzincan maçı. Burası magazin programı değil arkadaş yani. Bak biz bir şey anlatıyoruz. Siz yok çelekmiş melekmiş yani. Sen devam et. Çelengi boş ver. Erzincan maçı. Şimdi Erzincan maçı çıkması lazımdı. Erzincan'dan sonra yollar ayrılabilirdi kardeşim. Bir. İkincisi, ligin adam buraya geldiğinden beri tamam mı bir sürü fitne fucurla uğraşıyor. Yani bir sürü yazanlar, çizenler oldu, bilmem neler oldu, işte şeyler oldu, işte gelmemesi lazımdı, gitmesi lazımdı, öyle olması lazımdı, böyle olması lazımdı. Bunu bir kere Erzincan maçını oynarsın, Erzincan maçından sonra dersin ki kardeşim sen bize bu kadroyu kurduk, bu kadroda yetersizsin, ona göre gitmelisin diyecek. Ben şimdi ne bileyim kardeşim, adam satıldı ilk yarı boyunca, kaleci satmış adamı. He? Ne bileyim Tarsus'ta şimdi Serdar Bozkurt geldi. Serdar Bozkurt'un talebeleri var. Ne bileyim ben şimdi Bayburt'ta onları satmadığını. Kaç oyuncu geldi? 6. Onlar geldi şimdi, onlar satmadı, nereden bileceğiz biz? Hadi bakalım. Ben de şüpheleniyorum o zaman şimdi. Öyle mi olması lazımdı? Ondan sonra çıkmış, yok Taşkın Hoca böyle. Ya Taşkın Hoca gidecek tabii. Babasının o çiftliği mi burası? Başarısızsa gidecek. Tamam mı? Ondan sonra yok efendim ben demişim ki, dedim yani Tokat'ta öyle olmuş. Ha, bazı arkadaşlar onu ne istiyorlarmış biliyor musun? Maraş'a biz yenilelim düşelim. Timur Arasarı döneminde Tokat'a yenilelim düşelim, onu istiyorlarmış, onu anladım. Adam İnegöl'e fayda sağlamış. Bizim içimizdekiler diyor ki sağlamayacakmış, dürüstmüş. Ya arkadaş adam rakibi mi küme düşürmüş? Başında olduğu takımı mı küme düşürmüş yani? Tamam mı? Burada bunu geçelim. İkincisi. Bir kere Taşkın Güngör geldi geleni, Taşkın Güngör'ü algı olarak istemeyen birkaç yönetici de var. Bak birkaç yönetici de var. Ben onlarla ilgili de önümüzdeki haftalarda konuşacağım. Tam belge elimde yok. Biliyorum. Kesin bilgi mi? Kesin bilgi. Ben boş konuşmam. Söyleyeyim sana. Onlarla konuşacağız. Diyeceğiz ki arkadaş sen neden istemedin? Neden 5 maçta 4 mağlubiyet 1 galibiyet alan Şaban Yıldırım'a adı sesin çıkmadı da tamam mı? Buna algı üstüne algı yaptın. Söyle arkadaş. Bak Taşkın gitti. Şimdi Serdar Bozkurt gelecek diyorsun mesela, daha net değil ama büyük ihtimal o gelecek. E ne biliyorsun sen Serdar Bozkurt'u, oyuncuları var burada, ona göre bir şey olmadığını. Bunları geçelim. Bak bunları geçelim. Bilgi varsa, bir şey varsa konuşursun. Ondan sonra yoksa hiç kimse bunun altına şey aramaz. Ondan sonra ya insanlara bilmem bir şey var. Arkadaş ben sen şimdi futbolcuyla oturuyorsun, kalkıyorsun. Futbolcunun menajeri mi oluyorsun yani arkadaşın olduğu zaman? Hayır. Hocayla oturup kalkıyorsun, hocanın yanı şey mi oluyorsun? Diyorum ki kardeşim, seni Nazilli maçında geldi Taşkın Hoca, ondan sonra maçlar oynandı. Ya seni iki tane kalecin satmış abi, maçlar belli. Kulüpte oyuncular birbirleri konuşmuyordu. Gruplaşmalar vardı, onlar vardı, bunlar vardı. Böyle bir ortamdan buralara gelmişsin. Şimdi sen Bayburt'a yenilmişsin, bana göre tamam hoca haksız. O kramponu giydireceğim hocam. O oyuncular haksız, vereceğin ceza yönetim. Bunları yapacaksın. Bak bunlar Allah'ın emri. Yapmazsa. Bunlar aynı. Ama sen şimdi kadro kurmuşsun. Devre arasında takımı çalışın. Az bir şey de olsa bir hazırlık kampı yapmışsın. O da demiş ki ben hocalığı bırakırım bu takım düşsün veya buralarda olsun. Sen şimdi bir tane Erzincan maçını çıkar. Tersi sonuç olursa ben sana söyleyeyim şimdi. Gelen adam Erzincan'a yenilse ne diyecek? Ha, bu kadro, ben bu kadrolara umutluyum bak bu oyuncularla. Ben tanıyamadım oyuncuları. İşte o öyle olmuş, hazırlık görmemiş. Diyecekler. Diyecek abi yeni gelen adam.
Yeni gelen de öyle diyecek. Sen oynat. Erzincan'ı çıkart. Yine değil mi? Allah hocam kusura bakma. Ben Taşkın Hoca'ya mı savunacağım şimdi Bayburt'a yenilmişiz? He, oyunculara mı savunacağım şimdi Bayburt'a yenilmişiz? Benim burada savunduğum yönetimdir nedir? Para buluyorlar, çabalıyorlar, şey yapıyorlar yani. Böyle şeyler tamam mı? Bize yakışmaz. Bir de benim kızdığım ne var biliyor musun? İnegöl'de eskiden Ahde Vefa vardı. O Ahde Vefa olayı kalmamış, bitmiş. Bakıyorum şimdi adam yazıyor internette, Face'te işte neyse. Yazıyor bir fikir beyan ediyor, bir şey söylüyor. Tamam mı? Ya ben biliyorum onun istekli yazmadığını. Ama ne gerek var arkadaş? Ne gerek var? Şaban Yıldırım geçen sene tükürdü seyirci. Bir Allah'ın kulu bir şey demedi. 3-5 kişi yazan çizen oldu bitti. Kale alan mı oldu? Ondan sonra adam döndü beni taraftar getirmedi dedi. Tamam mı? Koydu tribünlere postayı, bize postayı. Biri bir şey mi bıraktırabildi? Biri bir şey mi diyebildi? Biz söyledik burada. Ha, sen söyledin. Bu kadar yaygara mı kopuldu? Neymiş? Adam Tokat'ta sana 5-1 yenilmiş burada. Yapmayacakmış. Düşecekmişsin sen. Adam yeni kusuyor bunları. Tamam mı? Şeyde yapmayacakmış. Maraş'ta kusuyor. Yeni kusuyor. Sen orada düşecekmişsin. Tamam mı? Bu insanlar böyle. Evet. Murat Acar demiş ki Metin Bey, İsmail Bey. Hayırlı yayınlar. İnegöl Spor'un başkanı siz olsanız bu takıma nasıl bir dokunuş yaparsınız? Yani... Bunu konuşmak için bence benim için çok yeri ve zamanı değil. Bizim Erdoğan, başkan olamayız zaten. Erdoğan Özçelik. Metin abi sen kongre üyesi oldun mu yine? Değil. Niye? Ya olmadım abi. Ben kongre üyeliğine, kongre üyesi olan adam 10 bin lira para verecek veya 20 bin lira. Öyle olacak abi. Bir İnegöspor kongresi 100 lirayla 200 lirayla kongre üyesi mi olunur? Olunmaz. Erdoğan Özçelik. Transfer değil de hocalar altyapıları değerlendirse olmaz mı? Ali Berkay Girgin. Başkan istifa etmek için daha neyi bekliyor? Demiş yönetimde Sedat Karaca, yönetimde futboldan anlayan yok. Boşuna uğraşıyorsunuz. Transfer olsun diye transfer yapıyorlar. İbrahim Uslu, yediğimiz gol araştırmalı. Ben artık her şeyden şüpheleniyorum. İbrahim Uslu'yu davet etti programa. Kişisel neden sebeplerinden dolayı 30 katılamadı. Tane o, yani abartmayalım şimdi de. Kaç paslı adamlar geldiler ayakta kalamıyor. Yanından geçiyor Erman'ın topu, hamle bile yapamadı ya. Kadir Bozkurt, İnegöl Spor özelleşmediği sürece lig atlaması imkansız bence. Erdoğan Özçelik hocayla alakalı bir şey değil. Yönetimde birlik yok. Yönetim gerçekten kötü. İnegöl Spor'un adam akıllı stadı yok. Taraftar ne yapsın? Stat konusunu şuraya yazayım. Devam edelim. Şu anda bir aşağıdan çıkalım da stat sonra. Oğuz Erdem, Metin abi ne biliyorsun? Serkan, Serdar Bozkurt'u belki de o da öyledir diyorsun da Taşkın Güngör ne biliyorsun? Belki geldiğinde o da yaptı. Ya şimdi Oğuz Erdem, şimdi arkadaşım, siz şimdi... Dur şunu da yorumlarım. Yok şey söyleyeyim, direkt dur orada. Şimdi adamı sevmeyebilirsin. Adamı istemeyebilirsin. Adamla yıldızın barışmaz. Benim yıldızım her hocayla mı barıştı, her oyuncuyla mı barıştı? Yar barışmayabilir. Fakat ben de diyorum ki, tamam mı? Bu adamın geldiği sürece belli. Hiç kaleciye maç sattığını hatırlıyor musun? İnegöspor geldi geleli. Belgelendi mi hiç? Siz şimdi ona da inanmıyorsunuz zaten, benim anladığım. Siz ona da inanmıyorsunuz yani. Kaleciye maç sattığında inanmıyoruz bize. Yok inanıyormuş. Ya. Yorum yapmış. Cem Taşkın. Metin abi Taşkın Hoca daha erken gitmeliydi. Tarsus maçında elveda denilmeliydi. E tamam o zaman geç kalındı. Bu konuda daha sert eleştiriyi hak ediyordu. O konuda seni eleştiriyorum. Bu takım zerde ileri gitmedi. İçerideki sıkıntıları çözemedi. Eski bir Taşkıncı olarak diyorum. Hayırlısı olsun. Geç oldu ama güç oldu. Geç oldu ama demiş. Gitti demiş. Zilbo Kalkandere. Bu Serdar Bozkurt'un menajeri sağlanmış. İyi algı yaptı. Her sene 3-4 tane takım gidiyor abi adam. Celal Şahin. Bak sana cevap vermiş. Versin bakalım. Çok sinirlenme sen yani. Metin abi suçluluk psikolojisi seni vicdan olarak rahatsız ediyor galiba. Gerçeklerden kaçamaz kimse. Oyuncular maç satmışlar. Evet katılıyorum. Kim maç satıyorsa şerefsizdir. Sen de aynı kelimeyi söyler misin demiş. Tamam doğru. Kim maç satıyorsa şerefsizdir. Doğru. Salih Metin abi ligden düşerse nasıl bir kaos olur? İnegöl Spor ligden düşerse nasıl bir kaos doğru olur? Da. Yönetim, şehir, medya olarak... Ne olur demiş Salih. Düşersek bütün İnegöl düşer yani. Sadece İnegöspor mu düşer? Ben onu bak onu ben aklımın ucundan geçirmiyorum. Bu bir. Bir yok İnegöspor, zaten bu kadrosu ya İnegöspor bu kadrosu düşmez. İki, Celal Şahin suçluluk psikolojisi falan düşünecek halimiz yok. Biz hocanın menajeri de değiliz. Hocaya Tokat maçı öncesinde çiçek götüren de Tevfik abimiz başta olmak üzere sen orada mıydın bilmiyorum ama İnegöspor tribünleridir. Tamam mı? Biz o günleri de biliyoruz. Kahramanmaraş maçını da biliyoruz. Tamam siz ne istiyorsunuz biliyor musun benim anladığım? Onlar yapmasaymış diyorsunuz. Söyleyemiyorsunuz ama onu yapmasaydı diyorsunuz. Düşelim diyordunuz tamam mı? Düşelim diyorsunuz ama onu yapmasaydınız diyorsunuz. Ben söylüyorum kardeş. Bak, bize faydalı olan adamdan Allah razı olsun. İçeriden sana yorum geldi. Metin abim her daim dürüstçe her şeyi ifade etmiştir. Dün olduğu gibi
Bugün de Metin abim ne derse o demiş. Bizim Musa Hoca'nın bir lakabı vardı. Onu Özgür abi için de bugünden sonra kullanabilirim. Ben hocanın gönderiliş zamanını doğru bulmuyorum bu konuda. Ben de aynı. Bak ben diyorum Erzincan oynayacaktı. Bence devre arası. Bak Erzincan devre arasında gönderebilirsin. Bak ben devre arasında gönderebilirsin. Ama devre arasında vicdan yaptı yönetim. Niye vicdan? Abi adamlara maç satmış. Adama kalmamış bir şey ya. Allah Allah. O zaman kaleci hocasını niye göndermiyorsun? Kaleci hocasını niye göndermiyorsun o zaman? O zaman yönetim orada kendini abi soruyor. Bırakın boş. Bak. Adamcılık madamcılık diyoruz ya. Abi ben Hakan Hoca'ya da söyledim. Hakan Hoca dünyanın en dürüst insan. Tamam Hakan Gökkaya. Bak bilemem en dürüst mü diye. Ben yok dürüst. Benden dürüst olmaz mı? Bak şimdi diyorum ki ben. Benden dürüst kalecilerle çalışan adam bu. Kalecilerle çalışan adam bu. Ya kalecilerin ikisi biri bu hafta satmış, öteki hafta satmış. Nöbet beşe maç satmışlar. Ya bu adamı nasıl göndereceksin sen? İçeriden vurulmuş. Şimdi sana şunu da söyleyeyim. Ben bu maç satmışlar konusunda hala çok rahatsızım. Yani rahatsız olduğum konuları ilerleyen günlerde açıklarım ama bu konuda hala çok rahatsızım. Niye olduğunu da sen çok iyi biliyorsun. Devam et. Ya şimdi o iş zaten savcılıkta. Tamam mı? Yani o iş savcılıkta. Ondan sonrasını da savcılık halledecek. Tabi biliyorsun Türkiye'de hemen hemen yargıda da hemen hemen karar verilmiyor. Hemen çözüm olunmuyor. Benim bir tane davam var. 3 yıldır açılmadı. İşte öyle bir sıkıntı var. Bazı şeyler de suç değil biliyorsun. Ahlaken suçtur. Suç değil ama maalesef yasalarda. Onun da bekleyeceğiz, zamanı göreceğiz ama kaleciler ikisi de aldığı primleri, rakam peşinatları A'dan Z'ye hepsini vermişler. Sen yapmasan verir miydin onları? Ben yapsam da vermem Metin abi. Yani yapmayan adam verir mi onu? Hepsini ödemişler bile. Hepsini ödemişler. Niye ödüyor adam onu? Kardeşim adam kabul ediyor, kabul. Tamam yaptık diyor, bitti. Şimdi insanlar bak yönetimi sevmiyorlar. Ben sana söyleyeyim, yönetime işte nasıl oldu, nasıl bir devam etmesini istemeyenler bunları her türlü şeyde farklı çember içerisinde vurmaya çalışıyorlar. Ya arkadaş ben hala anlamıyorum ya. Şaban Hoca eleştirilmedi bu kadar ya. Şimdi sana şunu söyleyeyim bu şike konusuyla ilgili. Ben Türkiye'de futbolun hemen hemen her kademesinde şike yapıldığını düşünüyorum. Tamam yapılıyor. Bak, sadece bu İnegöl değil. Bu takım ismi vermeyeyim. İnegöl grubundaki diğer takımlarda, üst ligdeki birçok takımda, Süper Lig'deki bazı takımlarda oyuncular olsun, işte yönetimsel olsun, hakemsel olsun, teknik heyetsel olsun. Ben bu tarz şikeler yapıldığına %100 inanıyorum. Kesinlikle kesinlikle ispat edemem. Ama şikenin olmadığı bir yer yine şey. Kanat getiriyorsun değil mi? Görüyorsun, anlıyorsun değil mi? Tabii canım, Türkiye'de tamam. Yok. Yani şimdi ne maçlar nasıl bitiyor? Şimdi sen kanat getirerek bunu anlıyorsun. Adam itiraf etmiş, yaptık diyor. Ona rağmen insanlar şey, ya adam yapmış, 10 puan çalınmış bizim İnegöl. Bak belki 10 puanımız olsa bu oyunculara bu paralar verilmeyecek. Bu kadar sıkıntıya, kaosa girmeyeceğiz. Ama içeriden düşmüş. Varsa bir belgesi olan, bilgisi olan, belgeledim ben kardeşim. Bu iş içinde bu da var. Abi burada, benim rahatsız, burada demeyen şerefsiz benim abi. Benim rahatsız olduğum konu şu, yani bu çocuklar şike yaptıysa bunların belgelerini görmek istiyorum. Ya arkadaş, sana şike yapmanın belgesi ne olacak? Adam itiraf ediyor. Diyor ki... Tamam ben yaptıklarına inanıyorum. Tamam belge ne? Ama maçlara söylüyorlar. Görmem lazım. Bu paralar nerede? Para transferle mi gelmiş? Biriyle mi gelmiş? Güvenlik... Oğlum para var. Elden veriyorlar. Tamam, para elden veriyor adam. Nerede vermişler eline? Nerede? Sedir kafenin üstünde. Nerede verecek? Onun adresini mi vereceğiz? Ne bilelim biz? Ama vermişler işte. Bu olmuş. Ben yönetimin bu konuda daha şeffaf olması gerektiğini düşünüyorum. Ya yönetim, şey mi desin diyor? Şey mi desin diyor? Bu konuda yönetim ne öğrendiyse... Ne delil bulduysa hepsini gelsin. Bak arkadaşım. Hepsini gelsin bizimle paylaşsın. Şimdi şöyle söyleyeyim. Niye paylaşılmıyor? Şimdi bir dakika. Şimdi o şike olaylar oldu ya. Tamam. Ondan sonra beni devre olmuştu Tarsus'tan sonra. Yılmaz Özeren aradı. Söyle tamam, devam et. Devam et. Yılmaz Özeren aradı. Dedi ki abi dedi biz bu konular rahatsızız. Yılmaz Özeren aradı. Tamam. Hatta dedim ki Yılmaz kardeşim neden rahatsızsınız? Abi dedi bu isimler sahada da olanlar vardır dedim ben. Sahada da olan vardır dedim. Biz dedi bununla ilgili bir açıklama yapmak istiyoruz dedi Yılmaz. Nasıl yapacağız? İzmir'den abi dönüp işte şu görüntülü veya videolu bir şekilde yani şey telefonlu çözeriz bir şekilde dedik. Sonra geldi. Yılmaz'a dedim ki böyle. Yılmaz üzerinde de kendisi de dedi ki tamam abi sıkıntı yok yani yapacağız. Fakat Kani Başkan dedi ki abi savcılıkla ilgili bununla ilgili sıkıntı var. Bursa Cumhuriyet Savcılığı'ndan verilmiş ya. Yani yasak varlığa giriyor. Yoksa ben de zaten istiyorum. Onunla o işi biraz rafa kaldırdık. Bahadır Taşdelen, Yılmaz Özeren yani takımın ağır abileri bununla ilgili konuşacaklardı yani diyeceklerdi. Kardeşim bak benimle ilgili şüpheniz varsa
Benimle ilgili şüpheniz varsa beni şimdi bırakın veya gidin. O adamlardan kim kim işin içinde kalecilere sorun demesi lazım. Yok, benim kızdığım konu o değil. Benim kızdığım konu yine... Nasıl paylaşacak? Bak, yasak var İsmail. Nerede yasak var? Savcılığın yasağı var diyor kulüp başkanı ya. Sen savcılığa verdiğine inanmıyordun. Abi vermeden önce o zaman. Sen inanmıyordun, ona da inanmıyorsun, buna da inanmıyorsun. Çıkınca da diyorsun bak, ki... Yanıltma. Ne? Ben yöneticiyi aradım. Suç duyurusunda bulundunuz mu dedim. Daha bulunmadık. Tamam, ben sana ne yönetici dedim? Yönetici bana bunu söyledi. Tamam, ben sana ne dedim ki kardeşim, bunu çözdüler dedim. Çözdüler, çözüldü. Şimdi ben neyse. Bu konuda bak, ben bu yasak, ben bu konuda eleştiriyorum İnegöl Spor yönetim bu konuda. Şimdi sen kaleciler hata şey kaleciler şike yaptı ya diyorsun. Yapmıştık. Kaç puanımız gitti? Bak, ben bir hakeme saldırdım burada, hatırladın mı? Bizi penaltıyı evet, verdi. Evet, evet. Ofsayttan golümüzü yedi. O iki hakem mesela %100 şike yaptı maçta. Şimdi abi. Bunun başka bir açıklaması. Doğru bak, ama katılıyorum. Kardeşim, yöneticiler de çıksın bir basın toplantısı düzenlesin. Hangi delille ulaştıklarını, neler yaşandığını şeffafça anlatsınlar. Bu Türkiye'nin her yerinde anlatılıyor. Bize özel bir şey değil. Anlatılmıyor. Anlatılmıyor. Neden anlatılmıyor biliyor musun? Anlattığın anda adam sana dava açıyor. Tamam, ben yarın tamam. Giderim. Heh. Savcılığa konuyu öğrenirim. Tamam. Tamam. Öğrenim. Ya Bursa Savcılığı'nda zaten konu diyorum mesela. Savcılık Mustafa tamam, Bursa'ya da gider. Mustafa Arıcı'yı çağırmış, ifade verdim dedi genel kaptan. Ben verdim dedi. E tamam. Neyse, onlar sana demeyecek ki böyle böyle var diye. Hatta orada bir konuşmalar olmuş, bana söyledi. Ben şok oldum mesela, savcının ya. Demek ki işte hukuku da bedava okumuyor insanlar yani. Neyse, öyle bir soru soruyor. Ya işte şimdi oradanla olmaz. Ben özel konuşmada söylenen abi, söz. Abi gazeteciyle özel kimse konuşamaz. Ya ben konuşurum, öyle öyle bir dünya. Olmaz öyle abi, oldu mu, olmaz. Öyle oldu mu, öyle oldu mu her şey... Bak, İnegöl Spor menfaatine her şey yazılmaz, çizilmez. Biz ulusalda takılan... veya o şey yap. Oğuz Erdem'le Celal Şahin sana çok sağlamış. Celal Şahin özür dilemiş senden. Vallahi Celal Şahin yaptığın yakışmadı kardeşim. Ben seni severim. Her platformda seni de bugün yarın biri böyle çelenk yaptırıp gönderse sevdiğim birisisin sen. Celo'yu yine gospodan uzaklaştırdık. Helva yapalım dese ne diyeceğiz? Devam edelim. Savunmayalım yani. Yorumlarla devam ediyorum. İsmail kardeşim, senin dik duruşuna hayranım demiş İsmail Çelik. Bak abim benim. Bir tane. Metin abi, kim başlatıyorsa şerefsizdir. Teşekkür ederim. Tamam. Ben puan için adamdan faydalanırken içeri o adamı almam. Biraz anla bizi. Başkasından çalan adam senden çalmaz mı? Hırsız hırsızdır demiş. Oğuz da demiş ki, Metin abi, fikirleri senden olmayan herkes İnegöl Spor düşmanı ilan ediyor. Hayır, etmiyorum. Herkes aynı fikirde olamaz. İnegöl Spor'un düşmesini isteyen kim varsa Allah belasını versin. Ama sen boş yere bu adamı savunarak ve gelen hocanın başarılı olmamasını isteyerek zarar veriyorsun. Yo, niye başarılı olmasını istemiyorum? Bitireyim, hepsine cevap ver. Mektup mu yazmış? Erdoğan Özçelik. Yok. Yorumların hepsini bitireyim. Metin abi, Erdoğan Özçelik. Metin abi, 3-4 tane hoca değişti bu kadar. Hoca değiştireceğimize, puan vereceğimize bir kere sağlam para verip de iyi bir hoca almak yerine bu kadar boş para harcıyoruz. Neden? Söyler misiniz? Ömer Faruk Durmuş. Metin abi, Bahadır Taşlar'ın konusunda bir radikal karar alınmalı mı sence? Kafada bitirmiş bence bu takım demiş. Cem Taşlıner, İsmail Durmuş bu konuda net duruş gösterdi. Tebrik ediyorum. Metin abi, futbolda duygusallık yok. Bence de yok. Ya duygusallık yok. Gitti zaten. Gitti ama Erzincan oynayacaktı. Yeni hoca getirirdim demiş. Nasıl? Devre arasında yeni hoca getirirdim demiş. Katılıyorum. Celal Şahin, Metin abi, seni kırdıysam özür dilerim ama İnegöl Online ekibi sizde o çeleğini göstermiş. Göstereceğiz bir ara. İbrahim Uslu, kaleciler şike yaptıysa nasıl takım buluyorlar? Benim midem çok bulandı demiş. İbo daha... Nelerden midem bulanır? Bu Türk futbolunda neler yok, neler? Devam edelim. Şimdi bir kere orada sorulardan biri şu: gelen hoca başarısız. Kimse başarısızlıkla, benim öyle bir beklentim olsa ben Şaban Yıldırım'ı başarısız olması için elimden geleni yapardım. Bir kere onun bir Oğuz'cum. İki, aynı fikirde olmayabiliriz. Fakat aynı fikirde şimdi yönetimle ilgili tasarrufun, düşüncen farklı olduğu zaman da aynı fikirde, yani bu yönetimle benim kafam barışmıyor. Bunlar başarısız olsun düşünenler de aynı kafadadır benim gördüğüm kadarıyla. Onu da söyleyelim. İkincisi, sen diyorsun ki tamam mı? Az önce de söyledim. Bunlar bu maçlara, önce saydığım maçlara duygusallık yapmayacaktı. Biz düşecektik. Dürüstçe çıkacaktık. Siz şimdi bir yerde şeylik yapıyorsunuz. Bana göre bir başka yerde amatör yöneticilik yapan da bu kadar İnegöl Spor konuşması da yanlış da. Bizi bak, ne Kafkaslı arıyor. Ne gençler gücünü bu kullanımlara giriyor. Ne kurtuluşlu giriyor. Siz maalesef bu işin içindesiniz. Hem dışındasınız hem içindesiniz. Şimdi bunu bir kere altını çizelim. İnşallah siz de yöneticisiniz. Bir yerde düşersiniz. Yani şeyle ilgili. Düşersiniz dedi Allah, öyle bir şeyim yok. Yani bir şaibeli bir durum olur. Bakalım bu ekranlarda cevap verecek misiniz o zaman? Bak, playoff'a kalırsınız inşallah. Orada ona bir puan lazımdı. Buna bir puan lazımdı. O zaman konuşuruz. Yani onun için bana göre bu konunun uzatmamın anlamı yok. Tamam mı? Benim için Taşkın Hoca gider, Aşkın Hoca gelir.
O gelir, bu gelir, tamam mı? Ama siz bedava art niyetli, yani geldiği günden beri adam 10 maç kazansa bile bir şekilde bir şeyler arayacaklardı. Siz dediğim yani bir İnegöl'de var birkaç kişi. Ben şunu öğrendim. Metin abi mikrofonu biraz ortaya alın. Ben şunu öğrendim. Abi başka hocalar gibi yapacaksın. Duracaksın gideceksin. İşte sen üstün. Tazminatını yazacağım. Maç başlarına ona göre yazacağım. Kalma primini ona göre yazacağım. Ona göre yapacaksın. Ha yönetimin tasarrufudur diyorum bak. Gönderebilir. Devrede gönderebilir. Ama bana göre Bayburt'ta hocanın, futbolcuların suçu var. Ama şeyde kesinlikle Erzincan maçını görmesi gerekiyor. Bahadır konusuna gelelim. Mesela birkaç kişi yazdı, eleştirilmiş Bahadır. Ne diyor, ne düşünüyorsun? Ya Bahadır? Tamam eleştiriliyor. Mesela yani oyunu duraksadığını, 10 numaranın hakkını veremedi. Tamam eleştiriye kabulüz kardeşim. Onunla ilgili bir şey diyoruz mu biz? Savunuyor muyuz yani? Eleştiri olabilir. Kimine göre iyidir, kimine göre kötüdür. Yani bu dünyada, bu memlekette kimler eleştirilmedik? Kimler eleştirilmedi? Şampiyon yaptı adam, eleştirdin. Şampiyon yaptı mukavelesi var, gönderdin adamı. Mesela ben de Bahadır'ın oyunda topsuz oyunda hiç olmadığını düşünüyorum. Yine İnegöl'ü bir kişi eksik oynatıyor çoğu zaman. Başka hesaplar yapmayalım arkadaşlar. Başka meseleler peşinde başka hesaplar yapmayalım. Ben İnegöl'ün peşinde gitmeye çalışan, İnegöl'ü takip etmeye 27-28 senedir olan birisiyim. Bir sürü hoca geldi gitti. Bu Taşkın Hoca'nın 4. gelişi. Belki bir daha gelir, belki bilmem. Bu hayatta da her şey olabilir. Tamam mı? Benim hiçbir hocam da yok. Samimi olduğum vardır. 3 diyelim, 4 diyelim. 3. Samimi olduğum vardır, olmadığım vardır, telefon numarası olan vardır, olmayan vardır. Ama hakkını vermek lazım hakkı. Yani hak edenin hakkını vermek lazım. Ondan sonra yani şey nedir ya? Yani sanki gittikten sonra kına yakma gibi bir şey nedir yani? Yarın öbür gün bak sizin başınıza gelir böyle şeyler. Tamam mı? Gene biz savunuruz. Biz savunuruz. Bak ben Taşkın gitti, yarın başkası gelir. Ondan sonra gelen hocanın başarısı olması için niye biz isteyelim ya? Ben İnegöl takımın, İnegöl camiasının içerisinde birisiyim. Ben ister miyim İnegöl düşsün? Düştükten sonra oralara nasıl bir üçüncülük ve cendere gideceğimiz ben bilmiyor muyum ya? Yani? Evet, İbrahim Gülsever. Erzincan maçı cumartesi. Şu stadı full dolduralım. Ona göre yönetim de konuşma yapsın, ayar çeksin. Demiş Ebrail Kemal izliyormuş. Hoş geldin yeğenim. Evet, geçelim yeni hoca konusunda. İnegöl Spor'da yeni hoca arayışları şimdi yeni hocam başladı. Serdar Bozkurt adı geçiyor ama birkaç isim daha var. Serdar Bozkurt ağırlıklı olsa da. Şimdi eski öğrencileri de İnegöl Spor'da. Tamam, nereden şimdi? Hadi bakalım. Hadi nereden hiç? Yazan var mı, çizen var mı? Serdar Bozkurt'u belki de eski öğrencileri dedi hocam. Sen tanıyorsun bizi veya camia işte yöneticilerden birkaçına demiştir. Var mı, var mı öyle bir söyledi? Var. Ne olacak şimdi? Ne olacak? Şimdi bir hocanın daha adı geçiyor. O hocayla başka bir yönetici görüşüyor gelsin diye. Atıyorum onu bak. E ne olacak şimdi? Hepsinde bir şey mi arayacağız yani? Ne düşünüyorsun hoca konusunda Metin abi? Vallahi ben sana söyleyeyim. Hoca konusunda yönetimini bırakmak lazım. Şimdi herkes fikir atıyor sosyal medyada. Herkes o gelsin bu gelsin yazılarını yazıyorlar. Tamam mı? Herkes onu yapıyor bunu yapıyor. Ama şunu söyleyeyim. Yönetim kurulu bununla ilgili kendi karar verecektir. Tamam mı? Fakat masada dolaşan isimler hep sezon başı da dolaştı. Geçen sezon da dolaştı. Ben şuna karşıyım abi. Geçen sezon, evvel iki sezon bizi beğenmeyen, kadromuzu istemeyen, tamam mı? Bu takımdan bir cacık olmaz diyen adamları tekrar görüşüyorlar. Ben ona kızıyorum. Kim mesela? Serdar Bozkurt. Daha önce 10 kere teklif edildi. Kabul edildi. Bahattin Güneş'e teklif edildi. Geldi mi? İkisi o da var isim. İkisi de gelmedi. Niye gelmediler? Niye gelmediler? Niye? Bu takımdan bir şey olmaz. Gel hocaysan kaldır. Taşkın geliyor elleşlere. İsmail Yıldırım'ın adı geçmiş mi? Vallahi bilmiyorum, İsmail Yıldırım'la ilgili bir şey duymadım ben. Yani ikisini duydum ama İsmail'i duymadım. İsmail Hoca'yla ilgili bir şey duymadım ben. İsmail Yıldırım'la ilgili sosyal medyada yazıyorlar. Önce gönderilmesi için imza toplayanlar, gitsin diyenler. Şimdi İsmail Yıldırımcı olmuşlar. Herkes İsmail Yıldırım gelsin diyorlar. Ben anlamıyorum ki insanlar. Yani vallahi anlamıyorum. Yani adam görevdeydi bizde. Görevden gitti. Tamam mı? Münir abiydi başkan. Münir abi işte Münir, evet. Kanır geldi gönderdi adamı. Bugün Münir abiye bakıyorum yazıyor. İsmail Güldüren kaostan kaldırır. O dönemde yöneticiler yazıyor. Ben anlamıyorum bu işi ya. Ondan sonra Betin Aydın duygusalmış. Ben herkes aynıyım. Oğuz Erdem, Celal Şahin herkes aynıyım ben. Ben herkes aynıyım. Bak gönderildi bugün yazılıyor işte. O olsun o gelsin işte kaldırırmış İnegöl'ü bilmem ne. O zaman iyiyse niye gönderiyordun? Sen de iyiydi. Niye gönderdin? Bilal Ademoğlu, tebrik ederim seni Metin abi. İyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ederim.
Cem Taşkınlar da Hüseyin Yoğurtçu gelsin, İnegöl'ün evladı demiş. Ya bak, kim gelirse gelsin. Yönetimin tasarrufundadır. Tamam mı? Ben her zaman söylüyorum. Yönetim kimi getirse getirsin. Ben diyorum ki, bak ben... Ama ben, şu var, yönetimin biraz elini çabuk tutması lazım. Ya ben adama diyorum ki bak... Çünkü bir hafta bay geçecek İnegöl Spor. Önünde, ya o da avantaj. Bir dahaki maça kadar 12-13 gün takımla çalışma imkanı olacak yeni gelen hocam. Şimdi... Az bir süre değil 12-13 gün. Şimdi şunu söyleyeyim, şunu anlatayım. Yönetim kurulu, ben sezon başında da dedim. Burada biz program yaptık, hatırlıyorum. Şaban Hoca'yla devam edilmemesi lazım. Evet. Yeni hoca havuzunda hocaları varken, bak arşivde konuşuyorum, belgeli. Ben zaten bak hata yaptığım zaman... Hepsi kayıtta bizi duruyor. Evet, kayıt onun için söylüyorum. Sayfada ben hata var. Yaptığım zaman ben derim ki özür dilerim, burada hata yaptım derim. Şimdi şunu söyleyeyim. Sezon başında biz hoca konuşurken benden ağzımdan Taşkın Dünmüyor ismi çıktı mı çıkmadı mı? Ben hep bize gelmeyen, bu ligde genç olan, tamam bir şey yapmaya çalışan hocaları kastettim. Söyledim, isim belli yani. Evet. Giren girsin, baksın bana ya, atsın mesajı, abi bak ne demişim bak desin, her şey belli. Çünkü İnegöl'de herkes gazeteci. Kameralı telefon çıktı, herkes gazeteci oldu İnegöl'de. Herkesin fikri var, herkes bir şey biliyor. Onun için benim hiç kafamda öyle bir şey yoktu. Ya ben bir savunduğun adamı, bak şimdi az önce yazmış ya, savunuyorsun diye bizim. Evet. Kardeşim. Ben seninle daha çok zaman geçirdim. Seninle daha çok deplasmanlara, yollara gittik. Ben Taşkın Güngör'le ekmek yemediğim, yemek yemediğim diyorum karşılıklı ya. Ben mi adam olurum? E ben severim. Neden? Az önce anlattığım sebepler vardı. Bu. Ama başarısız da gidecek tabii kardeşim. Taşkın Hoca bizi düşürecek diye veya Taşkın Hoca bize bir şey katmadı diye biz onu mu tutacağız yani? Onu mu tutmamız gerekiyordu? Yönetim bana göre, şimdi duyumlarım var mesela. İşte yönetim zaten 4-5 tane, 5-6 da olabilir. Net bilmiyorum. Ama çözerim o işi. Zaten geldiğinden beri bir karşı şey vardı. Şaban Hoca'ya gösterilen, tamam mı? Şaban Hoca'ya gösterilen ne diyorlar, tamamı diyorlar. Müsamma. Maalesef buna hiç gösterilmedi. Hep soru işareti kaldı. Metin abi çok sevdiğim bir söz vardır. Arkana bakmayı boş ver, önüne bak demişti. Ondan sonra önümüze bakalım Metin abi. Topçu maçı satmış, kaleci maçı satmış. Haydi Cuma'ya arkadaşlar, haydi Cuma'ya gidelim. Tamam mı? Ulan maç satıyorsun sen, maç. Bizim hakkımızı yiyorsun, yerle bir ediyorsun bizi. Onu kötü ediyorsun, bunu kötü ediyorsun. Tamam mı? Böyle ölçülmüyor işte insanlar. Önümüze bakalım Metin abi. Biz şimdi gelen hocalar mesela, ben sana söylüyorum. Gelen kim olursa kafamda isimler belli. Gelen hocalara göre ben şablonun nasıl şekilleneceğini, aslında Taşkın'ın kaleminin ta Ankara'dan önceki maçta Erok maçından sonra kırıldığını, ondan sonra hep böyle ona karşı bir kulis kumpas işlerinin yürütüldüğünü, tamam mı? O zamanlar söyleyeceğim hep. Nasıl olacak? O zaman kim ne diyecek mesela? Ben o zaman da biliyorum. Ya bana birinin bir şey anlatmasına gerek yok. Ben duyuyorum, görüyorum. Adam bana anlatıyor. Bana anlatıyor ya. Ama kötüydük Mehmet'in abi. Son maçlarda da kötüydük. Ya kadron kötü, kalecin kötü. Kalecilerin maçı veriyor İsmail'im ya. Abi bu maçta da... Bu, Bayburt'u sayma. 8 tane transfer oynattın. Niye saymıyorsun? Abi oynamadı adamlar için. Krampon al girmemiş. Hocaya da yazıyorum onu. Taşkın Hoca da suçludur. Bayburt maçında suçludur. Yani her zaman da futbolcular suçlayamayız Metin abi. Abi Bayburt maçını diyorum ben, Bayburt. Tamam Bayburt maçını söylüyorum. Tamam yani. Futbolcular nasıl suçlayamayız? Giymedim diyor adam, giymiyorum diyor. Yok diyor, ben de kran. Hatta bugün ismini vermeyen bir oyuncumuz da demiş ki malzemecini getirmesi lazımdı. Bir de kim biliyor musun? Aa babalardan takımın. Bu sene gelenlerde arkadaş o tecrübeli, o yaşa gelmiş. Kramponu malzemeci getirecekmiş. Yine gospel alacakmış. Aa baba tecrübeli. Ya işte kardeş. Niyazi olabilir. Bu sene geldi diyorum devrede. Ha, devrede geldi de bu sene geldi dedin sen. Şimdi anlatıyorlar tamam. Sen Erzincan'a çıkarsın. Tamam mı? Abi hoca giydirecek Metin abi ayakkabıyı. Bak buradan gidip Bayburt'a topçuya giydireyim. Ya ben sandım ki bak ben sana az önce anlattım. Ben sandım İnegöspor veriyor bu kramponları malzemeci. Yok öyle bir şey yok. Oyuncu kendi silahı. Hoca ister oyuncu giyer. Bu kadar basit. Oyuncu hocanın isteğinden başka bir şey yapamaz. Ya oyuncunun biri otelde kramponlar otelde unutmuş. Oynatmaz. Yardımcı hoca beni aradı. Abi dedi çıktın mı dedi otelden, çıkmadım dedi. Abi dedi bu arkadaşın kramponu unutmuş. Adam silahını unutmuş, silahını. Oynatmaz. Abi, bu kadar. İhtiyacın var öyle bir oyuncu. Ya siz hem orayı diyorsunuz hem burayı diyorsunuz abi. Ben bu konuyu hocaya yazarım. Bu konuyu hocaya ben yazarım. Bak ben mesela İsmail şöyle bir şey söyleyeyim. Bu süreç bana çok şey öğretti. Özellikle bazı insanlar mesela bu anları yaşamasını bekliyorum. Ne yaşamasını bekliyorum? Çünkü ben biliyorum birine bir şey yaptığın zaman, haksızlık da olsan, iyilik de yapsan yine seni bulurum. Tamam mı? Ben onu bekliyorum yani.
Onu bekliyorum. Onun yine için. Yine Spor'a golcü lazım. Bir forvetli lig bitmez denmiş. Doğru, arıyorlar. Arıyorlar, yok. Ondan sonra kardeşim, bugün mesela yönetim kurulu ufaktan bir toplantı yapıyor. Tamam mı? Taksiteye düşüyor. Arkadaşlarımız haber yapmışlar. Senin haberin olmadı mı? Yok. Kimin haberi var? Kim verdi onlar? Onu bulun siz. Onu çözün. Onu çözün onu. İçeride olan biteni köstebek kim kardeşim? Yönetimde midir? Çalışanlar mıdır? Oyuncu mudur? Çözün bulun. Zaten İnegöspor'un başına ne geldiyse o geldi. Biri desin Metin Aydın'ın bu köstebeği, bu simsarı var buradan bir şey aldı desin biri. Metin abi sen de 30 yıldır deplasmandayım. En son duyan sensin. Abi biz fitne işine girmiyoruz. Demek ki deplasmana gitmek fitne olmuyor. Fitne işine girmiyoruz. Biz görevimizi yapıyoruz. Ben gidiyorum orada 1,5 saat ya maçı çekiyorum ya anlatıyorum geliyorum. Ben fitne işine girmiyorum. Tamam mı? Kim? Ben diyorum ki bunu bak bunu söyleyeni bulacaksın. Söyleyeni bulacaksın. Evet. Bu konuları kapatalım. Söylemek istediğim bir şey yoksa söylemek istediğim, statla ilgili bir konu var. Söylemek istediğim bir şey bana göre Erzincan maçını görmesi lazımdı. Ama Bayburt maçına hem hocaya yazıyorum hem oyunculara yazıyorum. Oyuncular da tamam mı? Genç çocuklar olsa gene bir şey demeyeceğim. Diyeceğim ki arkadaşlar bunlar bilmiyor buzu kuru. Onun için yapacak bir şey yok. Taşkın Hoca bana göre iyi niyetliydi. İnegöspor bir şey olsun. Sadece yani gelsin burada bir şey yaşayayım modundaydı. Olmadı. Onun da yolu açık olsun. Ama biz kötü gideceksek Taşkın Hoca'nın gitmesi en iyisi. En iyisi olacaktı yani. Biz Taşkın Hoca biz kötüysek Taşkın Hoca da gidecekti zaten. Ben de hoca gibi. İlk yarı bittiği gibi gönderilmesi yani o da olabilirdi. Onu yapsalardı, en azından hoca da kampı, gelen hoca da kampı ona göre değerlendirirdi yani. Daha mantıklı bir tercih olabilirdi. Evet, gelelim stat konusunda şimdi. Bunu günlerdir, haftalardır, aylardır değil, yıllardır konuşuyoruz burada. Nerelere ne statlar yapıldı diye, yine öyle neden stat yapılmıyor gibisinden. Sayın Vekilimiz geçen bir açıklama yaptı. Statla ilgili bir müjde verdi. Tadilat yapılacakmış stada. kale arkasında bir çalışma olacak. Bir de genel bir tadilat yapılacak. Tabii yine göre yeni stat yapılması şu anda söz konusu değil. Önümüzde seçimler var. Bu konuda ne düşünüyorsun? Bu konuda ne düşüneceğim? Tadilat müjdesiyle ilgili. Kahvaltıya siz gittiniz. Evet. Burada 2 senedir, 3 senedir... Sen gelmedin, gelseydin. Vildan Görel'e orada soracaktınız yani. Siz bunun için mi toplandınız? Yok. Bu zamana hayır, kadar... Hayır, o konuyu orada açmadı. O konuyu... Yok, siz söyleseydiniz. Kahvaltıdan sonraki bir gün gerçekleşti. Açıklamayı sonra tamam yaptım. Tamam da arkadaşım, onu diyorum işte. Kahvaltıda oldu. Basına biz biliyoruz yani. Ofrat konuşmaları oluyor, bilmem ne. Telefonlarımızı açmayan sizsiniz. İnegöspor'un maçına gelmeyen sizsiniz. Altın forma yaptırdık, 1 gram destek vermeyen sizsiniz. Altın formayla ilgili bir tane yardımcı olmayan sizsiniz. Milletin vekilleri, Bayburt vekilleri gitsinler. Erzincan vekilleri, işte onlar bunlar teker teker sayarım şimdi ben. Kimler neler yaptığını gördük. Şimdi seçime 3 ay kala, 4 ay kala mı bu işler oldu diye soracaktınız. Bir selam var, iletelim. Cümleten selamun aleyküm Metin abi ve İsmail kardeşim. İyi yayınlar dilerim demiş Tevfik Taşkın. Aleyküm selam. Hoş geldin diyelim kendisine. Evet, devam edelim. Şimdi vekile bunu sormanız lazımdı. Yani sen seçim zamanı mı çıktın meydana? İnegöspor küme düşüyordu. Hacettepe maçında kaymakam bunu almam, 20 kişiyi alırım en fazla dedi, hatırla. Hı hı. Vekil de bu konuda yardım istedi, telefonlar açmadı. Ondan sonra süreçte Münir Kaner vardı, o dönemde de yardım istendi. Tamam dendi, olmadı. Sonrasında yine Kane Ademoğlu döneminde işte son bu 3. yılı yine yardımlar, destekler, odur budur. 1 gram ne telefona bakıyor, ne dönüyor, ne soruyor, ne bitiyor. Ondan sonra siz geçmişsiniz karşısına, orada birini sormuyorsunuz onu. Soracaktınız abi. Soracaksınız orada. Ya bizim şey mi yatacak? Yani buraya 2 sene, 4 sene kemanı dinlemeye mi geldik diyecektiniz. Sormadığımızı nereden çıkardın? Ya demedin, demiyorsun. Tamam, sen cümleni bitir. Bitirdim. Ben sordum. Vekile çok yakın biri dedi. Saçma sapan konuşmasınlar. Ne stadı? Daha bu stadı dolduramıyorlar. Yeni stadı ne yapacaklar dedi. Ya sen Ali Nur Başkan'ı söylemesini mi söylüyorsun? Yok, hayır. Bu konuşma... 4 sene önce, 5 sene önce. Hayır, daha yeni. Bir dakika şimdi, sen sonra... kime sordun bunu? Vekile sordum. Ya dedim statla ilgili bir şey var mı? Oradan biri girdi konuya. Vekile yakın biri. Saçma sapan konuşmasınlar. Daha bu stat doldurulmuyor. Yeni stat. Vekilin dedi. Yakını size mi söylüyor onu? Öyle konuştu ortaya. Orada sen de cevabını verseydin İsmail. Ben niye cevap vereyim? Vereceksin tabii oğlum, sen gazetecisin. Sen burada herkese cevap veriyorsun, yağdırıyorsun ya. Ona da söyleyeceksin. Beyefendi bir dakika, siz ne sıfatla benim soruma cevap veriyorsunuz? Bursa vekili siz misiniz? Bunu soracağım. Buradan söylüyorum. Sayın vekilim, Sayın Vildan Hanım. İnegöl'de 3,5 senedir görevdesiniz. Bir tane İnegöspor maçına geldiniz mi? CHP Bursa Milletvekili 4,5 sene. Nurayat Altaca Kayışoğlu bize destekte bulundu. Ama maddi ama manevi. Çok zamanda yanımızda oldu.
CHP'nin İnegöl'de oyları belli. Bu kadın bunu bildiği halde bizlere destekli oldu. Onun... Bak aynısını Aziz Mentiş yazmış. Bir dakika şimdi, bir dakika. 5000 kişilik stadı dolduramıyoruz. Stat istiyoruz da nasıl olacak? Ya demiş. Tamam ben de stat istemiyorum. Yapılın, yeni yapın. Işıklandırma yapın, koltukları değiştirin. O Berlin duvarı gibi saçma sapan taş duvarı, 60'ta yapılan duvarları boyayın, bir şey yapın. Bir dakika şimdi, Vildan Hanım'a söylüyoruz. Sayın Vildan Hanım, siz İnegöl'e niye gelmiyorsunuz? Niye İnegöl maçlarına gelmiyorsunuz? Yönetimin niye yanında bulunmuyorsunuz? İnegöl'le ilgili niye böyle soğuk davranıyorsunuz? Bunun cevabını verir. Ben de burada diyor. O der ki ben verdim. Nerede verdiniz abicim? Altın forma oldu, vermedin. Sayıyorsun sen, biliyorsun diye. Evet. Burada haftalardır, yıllardır eleştiriyoruz. Sizi orada çağırdım. Vereceksin cevap. Bir de bir yakın ayakta konuşamaz bana. Bir yakını ne konuşuyor? Ben gazeteciyim. Vildan Hanım'a soruyorum. Vildan Hanım cevap verecek. Vildan Hanım o konuyla ilgili cevap vermeyecek. O mu karar veriyorsun? O işler öyle olmuyor Metin. Oluyor, oluyor. Oluyor. Oo, istediğiniz oluyor, istediğiniz olmuyor. Öyle değil. Mehmet Kasapoğlu geldi buraya. Kasapoğlu'yla Vildan Hanım'ın derecesini, yakınlık derecesini biliyorum. Yani bu hocası Vildan Hanım'ın hukuk fakültesinin hocası, Cumhurbaşkanı danışmanı. O da onun eniştesiymiş. Kasapoğlu. Yemin ediyorum Vildan Hanım kadar kolay kimse çözemez İnegöl. E Kafkaspor istediği zaman 6 trilyon para geliyor ama. Geldi mi? 6 trilyon? Saha için. Sadece Kafkas demiyorum ama bak, o amatör takımlar istediği zaman. Geldi mi 6 trilyon? Yani toplam bütçe yani. Ya kardeşim, saha yapılacak diye Celal Ter burada dedik. 6 trilyon geldi. İnegöl oraya yazı yazmadı. Bursa buraya yazı yazmadı. Tamam. Sonra şey yaptı. Ne diyor ona? Para geri gitti. Bak ben Kafkaslıyım. Nasıl eleştiriyorum? Orada gelince geldi. Bak, adam bir daha Adem oldu diyor. İsmail programda aslan, kahvaltıda kedi olmuş. Metin abi diyor. Biz senin söylediğin aslanları da çok gördük Sayın Bilal Ademoğlu. Bu konulara hiç girmeyelim. Kadir Çelik nasıl da olmuyor? Kim diyor tehlikeli bölgede olmamıza rağmen o stat kaç defa doldu demiş. Ya şimdi bak, dediğim gibi onu güzelleştireceğim. Işığı falan yapacaksın İsmail. Tamam, ışıklandırma yapacaksın. Bir hava getireceksin yani. Evi bile insan, adam ne yapıyor? 15 senede bir tadilat yapıyor değil mi? Koltuğunu, mobilyasını değiştiriyor. Bir şeyini değiştiriyor. Bir farklı yapıyor. Öyle yapacağız. Ben de biliyorum. Şimdi stadı biz oradan kaldıralım. Zaten bugün Hüseyin abi şeyde açıklama yapmış. Hüseyin Aydın'da açıklama yapmış şeyle ilgili. Antrenman sahası. Otopark yapalım. Yani elimizde, İnegöl'ün elinde hiçbir şey kalmasın. Her şeyi verelim. Oraya otopark düşünelim. Yok onu düşünelim. Bunu. Şimdi İnegöl stadı dışarı gittiği zaman sence insanlar stada gelir mi? Gelir. Bence gelmez. Çünkü ben dışarıdaki statlara bakıyorum. Tamam, dışarıda şehir dışındaki statlar. Alanya'nın stadı nerede? Dağın tepesinde. Gelmiyor mu? Süper Lig'de. Her maç doluyor. Yok, dolmuyor. Bakıyorum ben. Süper Lig'de o bile. Bak, bazı camialar Göztepe'ymiş, Adana Demir'miş. Tamam, onlar saymak. Eskişehir gelir. Bak, Konya. 20-25 bin kişilik stat Alanya'nın stadı. Abi, ben diyorum ki sana. İnegöl stadı buradayken gelen seyirci belli. Stadı güzelleştirelim. Tribünü, deplasman tribününü arkaya alalım. Kale arkasına. Bak uzak. Adam bakıyor diyor ki bugün cumartesi maç var. Ya diyor şimdi cumartesi pazarı da orada kuruluyor. Ben diyor maça gitmesem daha iyi olur. Bir de kalabalık, pazarın kalabalığını mı çekeceğim? Arabayı mı nereye bırakacağım? Evet, yani. İşte şimdi aracımı nereye adam, bırakacağım? Bak gelen adam İnegöl maçını gelen adam. Dışarıda da olsa gelirler. Gelir, her türlü gelir. Bak stat dışarıda da olsa gelirler mi? Ya ben onu bilemiyorum. Yani onunla ilgili tereddütüm var. Çünkü İnegöl'de çok azaldık biz İnegöl'lular. O azaldığımız insanlarla maalesef başka başka konulara girmeye başladılar. Başka başka hayaller peşinde koşmaya başladılar. Biz azaldık İnegöl olarak. Şunu unutma İsmail. İnegöl stadı dışarıda oldu mu İnegöl çok yalnızlaşır. Bak ben sana şu konuda O ayrı konu. Bir dakika, şöyle olur. O stadın yerini İnegöl'a veririz. İnegöl'a kalıcı bir gelir olur. Tamam, orada AVM, yani AVM diyorum ya. Yani bir şey. Yok, o iş öyle olmaz. Öyle olursa olur. Olmaz. Metin abi sen de... Ne bende? Nasıl olacak ben? Ben gittim Kulaca Çayırı'na... Bununla ilgili çok güzel bir atasözü var da o iş olmaz. Bakanlık eğer stat yaparsa bu stadın yerini alır, diğer stadı verir. Ya siz Vildan Hanım'a daha niye maça gelmiyorsun demiyorsunuz, bakanlık stat yapacak diyor ya. Sevmiyordur maçı, ben zorla mı getirelim kadını? Para o zaman yardımda olsun, para yardımında bulunsun, arasın sağa solu. Desin ki arkadaşlar Hüseyin Şahin nasıl arıyordu? Sedat Kızılcıklı nasıl arıyordu? Sedat Kızılcıklı ve Hüseyin Şahin aradığı yerlerde parayı cebe mi atıyorlardı? Yok. Arkadaşlar bizim İnegöl'ümüz var. Ben o bölgenin vekiliyim. Tamam mı? O bölgenin vekili olduğum için sizden bu konuda destek bekliyorum diyeceksiniz. Metin abi bunu bizim değil Vildan Hanım'ın düşünmesi lazım. Onu diyorum işte. Bak, ya o siz söyleyeceğiniz... Biz mi yönlendirelim? Söyleyeceğim. Ben danışman değilim ki. Değil, kardeşim bak sen söylediği zaman yapma zaman. Ben dedim abi İnegöl'lüler söyledim derim. Ben burada ne diyorum? Ne diyorum burada? Ben diyorum ki az önce anlattık mesela. Hoca özelliğinde konuştuğumuzu söyleyeyim. Taşkın Hoca bizi şampiyon yaptı, haksızlık yaptı, gönderdik. Tamam mı? Birkaç kişi o zaman da girdi, böyle oldu. Ondan sonra öyle yaptı, böyle yaptı. O benim ahdi vefam bu diyordu. Diyorum.
Şimdi başka bir şey diyor muyum demiyorum. Şimdi şunu söyleyeyim. Şu konuda katılmıyorum. İnegöl Spor Stadı dışarıya yapılsa da taraftarlar gider. Bence İnegöl Spor Stadı kesinlikle yeni bir stat yapılmalı. Tadilat falan değil. Gerekirse şehir dışında uygun bir yer bulunsun. Kesinlikle bize böyle 10 bin kişilik bir güzel bir stat yapılsın. İnegöl Spor'da bundan sonra iyi bir stat da madem tesisler yapıldı, güzel tesisler var. Bakanlık da stat yapsın kardeşim. Biz de stat metat kimse yapmaz. Bizi maalesef AK Parti'nin... Ben dolduramadım. Bak İnegöl Spor'un stadının her maç dolmadığını ben de bahane, farkındayım. Onu bahane yapıyorlar. İnegöl Spor'un stadı sezonda 2 maç dolar. Ama dolmasa da yapılması lazım. Ya Soma dolduruyor mu mesela? Bak yapıyorlar. Turgutlu yapıyorlar süper. Ama şunu söyleyeyim. Soma'nın seyirci ortalaması bizim 2 katımızdır en az. Gittik oradan. Gittik, nerede gördük işte. Yazındı pazar günü o kadardılar işte. Git bakalım şimdi hedeften düşsün bakalım ne olacak ya. Soma'yla bizi mi kıyaslıyorsun? Ya Metin abi bizim sen de o değil bu değil. Adamlar gelmiş maça. Ya Soma'yla bizi aşık attırma bile ya. Ben diyor muyum şimdi? Bak kıyaslayamayız bile. Soma, şimdi bak ne var Soma'yla İnegöl'ü kıyaslayamazsın bile ama ha. Bizden daha çok seyirci oluyor şimdi adamlar. Şimdi ben Urfa'yı konuşuyor muyum? Ahmet'i konuşuyor muyum? Bak söylüyorum. Çorum'u konuşuyor muyum? Konuşamazsın İl takımı. Ve İl takımın yanında Erzincan özellikleri var. Bunları yağdırıyorlar. Yağdırıyorlar. Zaten yağdırmasalar hemen bir ikinci partiyi, birinci parti yapıyorlar anketlerde bilmem ne. Diyorlar ki Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Başkanım orada sıkıntımız var efendim halkın talepleri bunlardır. Tak yürütüyorlar abi. Benim haftalarda söylediğim konu Musa var. Musa Bayram sana katılıyormuş. Metin abi doğru. Stat güzel bir bakım. Işık dolar. Aynen ışıklandırma. Öyle. Dışarı yapılsa ben gitmem. Her şey eskiyle güzel demiş. Yani az önce de söyledim. Arkayı bakmayı bırakıp önümüze bakmamız lazım. Yeni bir stat Negol Spor'a yakışır. Bak Ali Özkan. Araç bırakmak çok sıkıntı oluyor. Araç çekme sıkıntısı yaşıyoruz. Cumartesi demiş. Günü değil mi? Afyon'a giden bir seyirci. Araç bırakma sıkıntısı yaşar mı Afyon stadında? Yok canım. Yaşar mı? Yayla gibi her yer otopark. Orma, şey, ovanın ortasında. Gitmiyorlar mı maça? Gidiyorlar. Gidiyorlar ama... Afyon'un seyirci ortalaması İnegöl Spor'dan daha yüksek. Şimdi İsmail... Afyon İnegöl'den kalabalık değil. 100 bin daha az. Ben sana bir şey söyleyeyim. Ben Afyon'a yıllarca gittim maça. Afyon nasıl biliyor musun? Afyon yukarıya oynuyor 2 senedir. Tamam. Biraz var. Oradan gidiyor. Bak Afyon orta sıralara düşsün bakalım. Afyon. Abi bizim bunları bak konuşmamamız lazım. Onlar ya. Bak, bunlar bizi ilgilendiren konular değil. Afyon'a yapıldı mı kardeşim? Afyon'un illere yapıyorlar Afyon'un zaten. Afyon'un nüfusu kaç? 250 bin. Bizden bizim daha çok seyirci oluyor. Vardır bizim kadar. 250-260 bin. Ya. Ben yılda 10 kere gittiğim için biliyorum. 250-260 bin nüfusu var. Bizden daha yüksek ortalama seyirci ortalaması var. Ya senin dediğin gibi olsun dışarıda yapsınlar. Benim dediğim gibi olsun içeride yapsınlar. Ya ama benim, şey bak, benim derdim şu değil. Maça taraftar gelsin değil. İnegöl Spor'a yeni stat yapılsın. Ya boş statta da taraftar gelmedi mi? Abi yeni statta oynayalım, boş statta oynayalım. Ya taraftar ya. Gelmeyince sıkıntı, az seyirci bağırır. 1000 kişi gelir yine bağırır orada. Sesin çıkmıyor orada nokta gibi kalıyorsun. Onun için biraz böyle baskın statlar. Tamam soralım. Var. Yeni stat mı, tadilat mı? Yorumlarını yazsın izleyiciler. Yeni stat, herkes yeni statta. Ama ben gerçeği söylüyorum, sonra altını doldurmadan bir şey denemez. İnegöl'de maalesef lap diye atlayan bir sürü şey var. Abi bütün şehirlerde statlar yeni yapıldı, şehir dışına yapıldı. Nasıl gidiyor taraftar? Şimdi bir maç gelmez, üçüncü maç gelir. Mesela bak atlayanla biz yazdık bugün köşe yazdık. Altta vatandaş bir yorum yazmış. Kenan işte. Kaya sözünü unutma basın olarak dile getirin de cumartesi oynanmasın. Vallahi federasyon İnegöl Online'ı değil ulusal basını bile sallamıyor. Biz kimiz onun yanında? Devam edelim. Ya şimdi zaten o maç programıyla ilgili enteresan bir şey var. Bizim ilk yarıda pazar günü oynadığımız maçları İnegöl'de ya çarşamba oynuyoruz ya cumartesi oynuyoruz. Evet. Bak dediler ki yok hep aynı nasıl oynadıysan öyle. Şimdi bu statla ilgili ben hiç olmazsa diyorum. Bak hiç kimse bir şey yapamıyorsa, edemiyorsak bir tadilat, güzel böyle koltukları, seyirci yerlerini evet, değiştirmek. Evet Adem de anket başlatmış. Tamam onlarla ilgili. Şey diyorum, bugün biri yorum yazmış mesela ben köşe arasında rezalet başlıklı Bayburt'a yenildik ya. Bayburt'a yenildik ya. Evet. Biz mesela yazdık işte böyle oldu diye. Şimdi bir arkadaşımız yorum yazmış. Demiş ki bu kadar nankörlük yapmayın. Tamam İnegöl. Ya arkadaş... Biz maç konuşuyoruz. Bayburt'ta rezildik. Rezalettik. Sebepleri de az önce söyledik. Tamam mı? Rezalettik. Ne yazacağız? Arkadaşlar bu nazar boncuğu olsun bize mi yazacağız yani? Bayburt'u yenmeyeni dövüyorlar mesela deniliyor. Ama son 14 maçta 3 gol atmış. 14 tane gol yemiş son 4 maçta. Buna sen gol atamadın. Pozisyonu bulamadın ilk yarı. Ne yazacaktık şimdi? İnsanlar bak okumadan rezaleti görüyor. İçinde neler var bilmiyor. Tak görüneyim diye yorum yazıyor. Onlar olmaz arkadaş. Aa, oku. Ondan sonra. Özgür Gürbüz, 300 bin nüfuslu kentin markası İnegöl Spor'a stadı dolduramıyor demek çok yanlış. Abi Suriyelilerle beraber 350 bin gözünü seveyim. 360 binlere dayan, ne 300 bin. bu takım 4 sene önce 3 maça seyirci fazlalığı yüzünden para cezası almıştır. 4 sene önce derken neyi söylediğini anladın.
para cezası almıştır. Başarı olmadığı sürece hiçbir takımın stadı dolmaz. Kimse kimseyi kandırmasın demiş. Kısmen katılırım. Efsane miyim? Vildan Hanım seçim zamanı geldiğinde gidin Cizre'den, Kahraman'dan oy toplayın. Ne göre stadyumu çok görenler %70'i zor görürler demiş. Valla AK Parti sürekli %65-70 alıyor. Aynen öyle. Demek ilgilenmiyor. Bu konuları geçelim. Gökhan Çelik, Vildan Hanım İnegöl Spor Stadyumu, İnegöl Spor'a stadyumu yaptırmaz demiş. %100 katılıyorum. Musa Bayram, İnegöl'e kalıcı bir gelir olsa daha iyi. Tesislerin olduğu yeri İnegöl Spor değerlendirmeli bence. Gelir olması lazım. Bir sabit gelir tabii lazım ama yani proje üretmek lazım. Bunu yapacak da biz değiliz. Projeyi de biz üretmeyeceğiz. Ali Özkan, vekil de biliyor. Sinop 60 bin nüfuslu ve süper amatörde oynuyor. Nüfusu 60 bin. Kadir Işık, tarla gibi statta maç oynadık demiş. Evet, onlar da... Sinan Baş bu, elimizdekine sahip çıkalım, o da gitmesin demiş. Enteresan bir yorum. O da enteresan. Az önce onu diyorum ben sana. Mustafa ya. Can, şu takım bir kere liderliği oynasa her yere gideriz. Gidiyoruz demiş bak. Ya bu arada gelen 5 taraftarımız vardı Bayburt'a, genç arkadaşlarımız vardı. Onlara da buradan teşekkür edelim, tebrik edelim. Yani o dağın başına, o yolculukla, o soğukta, o karda, kışta oraya geldiler. O pankartı astılar, ellerinden gelen desteği gösterdiler. Onların başımın üstüne yeri var kardeş. Erdem Çelik, İsmail abiye katılıyorum. Bu şehirde amatör maçlarda deplasmana bile otobüslerce taraftar gidiyor. İnegöl'de şehrin dışında taraftar gitmez düşüncesi çok yanlış. Bence bu taraftar stat nerede olursa olsun yine gider. Ben de katılıyorum yani en azından yeni bir tamam, ya ona bir şey gelsin stat ya denememiz tamam. Lazım şimdi görmem. Bin kişi gelsin stat denememiz lazım. Sen istemez misin stada girdiğinde şöyle cilok gibi bir stat? Tabii canım. Bir... Basın tribünü olmuş 10 numara. İçi açılır insan. Wi-Fi'nin var, prizlerin var, işte kışın geldiğinde ısıtman var. Ya taraftarlar konforlu koltuklar. Bizim bir akrabamız vardı. 70 yaşında öldü 1990 yılında. Bana dedi ki stadın duvarlarını biz yaptık. 40-50 yıllarda mı ne düşün ya. Ya düşün. Yani. Bu konuda ben kesinlikle yeni stat'tan yanayım. İnegöl Spor transfer yapacak mı? Bir golcü arayışları var. Ondan sonra bir kanat arayışları var. Yani biliyorsun şimdi bu kadro bana göre iyi bir kadro yaptık. Yani çok iyi bir kadro yaptık. Onun için transferler yapılıyor. Şey konusunda... Yani bence öncelik hoca olmaz. Transferi... Ya hoca bence hoca şimdi bence bellidir. Serdar Bozkırt'sa bana göre çok önceden kararlaştırılmıştır. Abi maçı bitirdin, geldin. Hiç kimse birden hocayla yollar ayrıldı diyorum. Bilmem ne. Yani bana göre o hoca bellidir. Yani ama... Ankete katılanların %82'si yeni stat yapılsın demiş. Ya yeni herkes istiyor. Tabii. Yeni istiyor da altını doldur bakalım. Yani altını neden istiyor? Nerede olsun? Gelir mi? İşte isteyenler valla anketlere bak şimdi soranlar çoğu İnegöl'ün bir maçına gelmemiştir. Abi yazar. Abi gelen gelsin, gelmeyen gelmesin. Stat yapılsın yeter ki. Yap stat yapılsın tamam, iyisi de olmazsa. Bursa Spor maçlarında kaç kişi gidiyor? Ya sen şimdi Bursa'ya yok kaç kişi gidiyor? Bursa'nın stadı kaç ya kişi? Ya iyiyken tribünün ama yeni stadın var. Bizim maçta hatırla, bizim maçta 10 bin kişi var mıydı? Ondan bahsettim. Bak yok, nereye geleceğim? Senin stadın, Bursa'nın stadı, senin stadın olsa seyirci gelsin gelmiyor kardeşim. Böyle bir statta oynuyoruz dersin. Ben de diyorum ki bak arkadaşım. Bak bazı şeylerin altında olduğunu, küçük statla da seyirci baskısıyla içeride avantaj olmanın farkı var. Abi ben 30 bin kişilik demedim ki. 8-10 bin kişilik stat yapılsın. 10 bin kişilik stat yapmazlar ya. 7 bin olsun, 5 bin olsun. Oğlum o 30'dan aşağı stat yok. Ne 10 bin, 7 bin ya? 7 var var yapıyorlar. Değil. Nerede gördün? Nerede gördün? Ben Afyon Türkiye'de dolaşıyorum. Afyon'un stadı kaç kişilik? 25 binden aşağı değildi. Mümkün değil. 25 binden aşağı değildi. Yanlış değil. Bak bakayım. Tamam sen devam et, ben anlatayım. Şimdi teknik direktör konusu dediğim gibi çok önemli. Bir an önce zaman anlamında... çabuk bir şekilde oyuncularla kaynaşıyor ama Serdar Bozkurt'sa zaten 15 bin bak Afyon'un stadı 15 bin kapasite, seyirci kapasitesi. Ya 15 bin sadece bir, bu bizim tarafta, basın tarafına girdiğinde alır ya. 7 bin gene yokmuş ya. Onun yarısını düşün o zaman. Tamam düşün, ben dedim ki 10 bin olsun 15 bin olsun. Neyse, hadi ben, olmadı 7 bin olsun 8 bin ben olsun. Ben stat yapılsa tamam başımızın yeri var, güzel stat farklı olur derim ama onu yapamıyorsan bana göre baştan sona tadilat elden geçmesi lazım. Alanya Oba Stadyumu, Kırbıyık Holding Stadyumu ya da sponsor adı olmaksızın Alanya Oba Stadyumu. O biraz Antalya'da bulunan çok amaçlı stadyum 10.128 kapasiteli. O biraz küçük 10.128. Gibi. O işte dağın başında. Var abi bunun örnekleri. Çok ya var onun, Türkiye'de. Onları yaptırabilirlerse yeni stat önemli ama yaptıramıyorlarsa bana göre eski stadın çok ama bak sadece bak göz görme göre iki tane turuncu koltuk koymakla değil ha. Tabii tabii. Ona göre duvarlar bile değişti. Neyse şimdi hoca konusunu konuşuyorduk. Serdar Bozkurt gelirse 6 oyuncusu zaten Tarsus'tan talebesi benim bildiğim.
Tamam, yine yandan yundan öteki oyuncularla bir yerlerde yol kesişmiştir, çalışmıştır. Yani oyuncularla anlamında, oyuncuları tanışma anlamında bir zorluk çekmez. Onun avantajı o olur. Geri kalan işte bir Bahattin Hoca'yı duydum. Ben Bahattin Hoca'ya da işte bu liglerde, o da Afyon'la mahkemelikti, ne oldu bilmiyorum. Afyonspor'la mahkemelikti. Onun için çalışamaz durumu vardı onun. Yani mahkemeden dolayı çalışamaz durumu vardı. Yani yönetim büyük ihtimalle bunu çözecektir. Ama yeni gelen hocanın da bahanesi olmayacaktır. Olmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, son yorumları okuyalım. Sonra son sözleri soralım. Engin Bademir. İsmail hocam erken oldu ya. Taşkın Hoca'ya rekorlar kitabına girecekti. Daha bu kadar mağlubiyete teknik direktör kalarak. Metin abi babası teknik adam olsa sallardı 10 haftadır bir tane yanlış yaptı demedi. Ya şimdi ama bak inandığım için sallamıyorum yani. Kızmayacak. Yusuf Sak, sayın yorumlar. Sayın vekilimizi İnegöl halkı olarak bizler seçtik. Aday gösterilirken bunu düşünmedik. Sadece İnegöl Spor için, İnegöl şehri için tepkiler olmasa hiçbir katkısı olmuyor. İnegöl Spor stadı bu şehre küçük kalıyor. İnegöl Spor'a küsülüyor ama insan sevdiğine küsmez demiş. Haklı. Musa Bayram, bizim bu stadı yapsalar kale arkalarını ışıklı 10 bin olur demiş. Şu anda kaç bizim stadının kapasitesi? 3 bin küsur galiba. 4-5 bin vardır ya. 10 bin. İki taraf. Yani Musa Bayram'a şunu söyle. Bizim stadı niye tadilat yapıyorlar ki? Yeni stat yapsınlar 10 bin olacaksa. Evet, devam edelim. Bilal Ademoğlu, İnegöl her sene büyüyen gelişen sanayi şehri, en az 20 bin kişilik olmalı stat. 50 senelik yatırım olmalı demiş. Katılıyorum. Bilal Ademoğlu'nun ilk defa bir yorumuna katıldı buradan. Bu tarihine not düşelim. Bak Bayram Yılmaz demiş ki 20 senedir geliyoruz maçlara çok şükür demiş. Bak gelen helal olsun. Bravo. Enes Çakır, yeni stat yapacağız deyip yıkıp 10 sene sağda solda oynamayalım da. Yerinde bir yorum. Orhan Yılmaz, maçı bitirsin ne demek? Bu hocanın daha önceden gönderilmesi gerekirdi. Gereken sabır yönetimimiz ve taraftar tarafından fazlasıyla gösterildi. Takım kümeye düşecek, yönetimin bu reaksiyonu göstermesinden daha doğal ne var? Tamam. Nedim Hoca, Kafkaspor'un hocası Hüseyin Yoğurtçu gelsin, daha iyi olur demiş. Şimdi bir dakika. Şimdi bir son Taşkın Hoca'ya... Gökhan Çelik'te son olarak bu yorumu okuyalım. İnegöl Spor'u seven kaç siyasetçi var İnegöl'de demiş. Evet, şimdi Taşkın Hoca'yla ilgili son konuşacağım. Bu iki yorum olduğu için. Tamam, iki son yorum. Olsun. Şimdi arkadaşlar, yorum yapan arkadaşlar, benden büyükseler abicim, kardeşler, küçükse kardeşlerim. İsimleri şimdi not alamadım. Şimdi Taşkın Hoca Nazilli maçına geldi. İnegöl'ün maçına. Taşkın Hoca geldikten sonra Şaban Yıldırım'ın maça dahi sokmadığı, bak gidin belgeli bunlar, maça dahi sokmadığı adamlarla haftalarca ilk 11 oynatmak zorunda kaldı. Serhat Emirler'le, işte şudur budur bunlarla. Tamam mı? Şimdi bakın orada. Yusuf Ziyalar'la vesaire. Şimdi bu adam geldi, bunlarla uğraştı. Bir şekilde ideal 11'ini kuramadı. Eksik oyuncularla uğraştı. Sakat oyuncularla hiçbir zaman adamın önüne bir kadro gelmedi. Bak. Bir de bunun yanında son maça gittik. İki kaleci bizi geldiğinden, belki de Şaban Hoca döneminde de vardı onları. Ama belgeli oldu birkaç maç. Bunlar da maç vermişler kardeşim. Maç satmışlar. Şimdi Allah elinizi vicdanınıza koyun. Bir taraftan sezona hazırlık kampına götürdü. Geçen sene başarısız olmuş bir adamla devam ediyorsun. Adama sorarak adam alıyorsun. Adamı aldığı adamlarla lige devam ediyorsun. Sonrasında sonuçlar kötü gidiyor. Adam ayrılıyorsun. Bir başka senin hocan aslında sana yani bir zamanlar faydası faydalarını anlatmaya gerek yok bir daha. Faydalı olmuş bir hocayı getiriyorsun. O hoca Şaban Hoca'nın bıraktığı Urfa maçında, Urfa'ya yenildik değil mi en son? Urfa maçı bıraktığı kadronun tamam mı %50'siyle %40'ıyla son Tarsus'a kadar gelmiştir. Yazın ya. Gelin kardeşim bakın kimler gelmiş. Biri sakat, biri cezalı atıyorum öteki sorunlu kadro dışı kaldı, geldi, affoldu, affolmadı vesaire. Ardından ilk yarı bitti, adamlar senin maçı satmışlar. Ya Ahmet'te yediğin gol, Nazilli'de yediğin gol, Afyon'da yediğin gol, Erok'ta yediğin gol, ya Yemişin'de yemişin kardeşim, Bursa'da yediğin gol, tamam mı? Bursa'da yediğin bak elin adamı nereden yapıştırdık soktu bizim kale hepsini. Sen ya atabildin mi? 4 tane yakaladın Bayburt'ta, senin oyuncu attı mı? Atabildi mi? Demek ki olmuyormuş. Demek ki kaleci izin vermesi olmuyor. Kardeşim, ben Hakan Hoca'yla da konuştum. Kaleci temelleriyle ilgili dedi. Tamam mı? Yanlış işler yaptılar dedi. Söylüyorduk. Yani tamamen dedi şeye ters. Ya önde adamın yok. 4-6-0 oynuyorsun. Forvetin yok. Tamam mı? Forvetsiz kanatlarla umudun var. Kornerlerde zaten zayıfsın.
Buna rağmen pozisyon buluyoruz, atamıyoruz, kaleci gelen golleri yemiş. Şimdi vicdana koyarak konuşmamız gerekiyor. Şimdi diyelim ki bu takım çıkmaya başladı. Bayburt, Erzincan gittik, Düce'ye vurduk. Menemen, Isparta çat çat gönderdik. O zaman ne olacak? O zaman gelen hoca mı başarısı olacak sizce? O zaman da gelen hoca diye yönetimin başarısı olacak diyeceğim ben. Atıyorum mesela. Yani bak, kimi eleştirirsek eleştirelim. Kimi konuşursak konuşalım. Hakkını verelim. Haksızlığını diyelim. Babamın oğlu değil bak, gitti. Geldiği süreçte de belliydi yani. Onun için yok, çabuk önce gitmesi lazım. Kaleci maç satmış, sen önce gitmesi lazım diyorsun ya. Kaleci maç satmış kaleci. Nereden biliyorsun? Bilemiyorsun işte. Ersel'e söylemeseler ki sen de bizim ortaklığımız olacaksın, iddiada oynuyoruz, atıyoruz, bu ortaklığımız olacak, haberimiz bile olmayacak. İnegöz'ün namusunu kurtarmış zavallı Ersel Aslı Yüksek. Ya bunlar yani daha neler söyleyelim ya. Evet Metin abi, bize ayrılan sürenin yavaş yavaş evet. Sonuna geliyoruz. Adem hatırlat demiş izleyicilerimize, yorumlara notify yazarak canlı yayın bildirimleri aktif edebilirsiniz yayına girdiğimizde. Artık bildirim alıp yayınımızı izleyebilirsiniz. Eklemek istediğim bir şey kaldı mı? Yok, teşekkür ediyorum. Yaz boğazımda hıçkırık tutuyor. Özür dilerim. Öksürüyorum. Bayburt havası seni çarpmış evet, biraz. Yani rakım yüksek. Memleketimizin her tarafında ayrı bir şey var. Teşekkür ediyoruz. Tamamdır. Metin abi, ben de sana çok teşekkür ediyorum. İnegöl Spor'a önümüzdeki Erzincan maçında şimdiden başarılar dileyelim. Tabii uzun bir zaman var ama inşallah Erzincan maçıyla yeni bir sayfa açarız. Yeni hoca, yeni bir sayfa diyelim. 3 puanla ikinci yarıda tanışırız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Önümüzdeki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.